Kendimden söz etmek isterim. Kısaca uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü saat aslında hem uzun hem çok kısa. Ben şöyle 84 yılından beri uzaktan eğitim çalışıyorum Sayın Hocalarım. Anadolu Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi kurulduğu zaman denmiş ki buraya bizim insan kaynağı yetiştirmemiz lazım. O dönemki şeylere dikkat ederseniz çok fazla programda yoktu, program çeşitliliği yoktu. Bunun üzerine açık öğretimin altında ilk yıl İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl boyunca devam eden eğitim programları hazırlanmış. Bunlardan bir tanesi de eğitim, iletişim ve planlamasıydı. Program da Amerika'dan örnek alarak geliştirilmiş. Amacı da işte uzaktan eğitim programlarının tasarımında, buradaki malzemelerin geliştirilmesinde yer alacak insan kaynağı yetiştirmekti. Ben o bölümü bitirdim, o bölüm mezunu oldum. Daha sonra Amerika'da yüksek lisans yaptım. Doktoraya o dönemde sosyal bilimciler istemiyorlardı fazla kalsın. Geldim, Türkiye'de devam ettim. Yani özetle aslında 84 yılından beri uzaktan eğitim üzerine çalışıyorum. Uzaktan eğitim nasıl yapılır, bunun üzerine odaklanıyorum. Bugün sizlere de deneyimlerimi paylaşmak için geldim. Olabildiğince hani böyle akademik bir dil değil de daha uygulamaya dönük böyle hani yol gösterici bir yaklaşım var. Size ipuçları vererek ne yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz konularında size yardımcı olmaya çalışacağım. Önce tabii şeyi sorgulayalım, ne yapıyoruz biz, yani şu an yaptığımız şey ne? Buna literatürde şöyle bir isim verdiler. Emergency Remote Learning. Bunu ben yani bazen acil durum uzaktan eğitim ya da uzaktan erişimli eğitim gibi ifade ediyorum. Cengiz Hocam sizi duyamıyoruz. Sesiniz kapandı. Evet. Beni duyar. Bilmiyorum neden oldu. Şimdi duyabiliyor musunuz? Evet hocam gayet iyi. Dinliyoruz Tamam, sizi. teşekkürler. Yani dediğim gibi bu yaptığımız, şu an yaptığımız şeye Emergency Remote Learning adı verildi. Bunu bu şekilde çeviriyoruz aslında. Özetle yaptığımızda olabildiğince kısa sürede öğrencilerimize öğrenme kaynaklarıyla buluşturmak, öğrenme etkinlikleriyle ve kendimizle yani öğretim üyeleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu tabii büyük ihtimalle inşallah en kısa sürede geri döneceğiz diye düşünüyor. Ama geri döndüğümüz zaman ne olacak? Geri döndüğümüz zamansa şöyle bir manzarayla karşılaşacağız diye bir öngörümüz var bizim. Nedir bu? Bazılarımız tamamen yüz yüze devam edecek. Yani diyeceğiz ki biz yok, biz yeter, uzaktan hiç söylemeyin, biz devam edeceğiz diyecek. Ama bu tarafta şöyle bir şey var. Bazılarımız da diyecek ki ya fena değildi bazı şeyler, uygulamalar hoşuma gitmişti. Ben yine uzak yüz yüze yapacağım ama bunu zenginleştireceğim. Örneğin bir dersimin bir online ortamı olacak. Kaynaklarımı orada paylaşacağım. Öğrencilere bazı zenginleştirme faaliyetlerini orada yaptıracağım diyecek ve böylece teknoloji zenginleştirilmiş öğrenmeye doğru bir adım atmış olacağız. Hatta şöyle söyleyeyim, normal şartlarda şu an yurt dışındaki birçok üniversite bunu zorunlu tutuyor. Diyor ki lütfen herkesin bir dersinin online ortamı olsun ve bu ortamda da çeşitli kaynakları paylaşın. Mesela syllabuslarınızı artık hiç şey yapmayın, ders tanıtım bilgilerinizi kağıda basıp vermeyin. Öğrencilerin hepsi oradan erişsin gibi bazı zorlamalarda da bulunuyorlar. Birçok kurum bunu yapıyor. Öte yanda bazılarımız da şunu hissedecek, diyecek ki ya öğrenciler gelemiyor. Bazı öğrenciler belki travma yaşamış olacaklar. Yani korkacaklar, gelmek istemeyecekler sınıflarına ya da hasta olacaklar ya da başka bir işleri olacak. Uzaktan eğitimden hoşlanıyor olacaklar. O zaman da şöyle bir durum çıkacak. İşte bu hibrit dediğimiz sınıflar ortaya çıkacak. Yani biz yüz yüze derslerimizi veriyoruz aynı şekilde ama gerçek öğrencilerimiz, buradaki sınıftaki öğrencilerimizin yanına bir de şey olacak. Şu an kullandığımız ortam gibi ortamları kullanarak öğrencilerimiz uzaktan erişecekler. İşte buna hibrit öğrenme deniyor. Bu da aslında özellikle Amerika'da çok yaygın kullanılan bir yaklaşım. Birçok insan öğrencileri sınıfa çekebilmek için
böyle bir yola gidiyorlar. Sınıfın örneğin benim arkadaşım var mesela. O 25 kişilik sınıfta diyor ki en az 10 tanesi böyle uzaktan bağlanıyor diyor. Tabii bunun için sınıflar bu şekilde düzenleniyor. Böyle bir yapı, böyle bir altyapı da sağlanıyor. Onun yanında bazılarımız da diyecek ki biz harmanlanmış yapacağız. Yani bazı etkinlikleri tamamen uzaktan yapacağım. Hiç yüz yüze gelmeye gerek yok. Bazılarını yüz yüze gelecekler, mecburlar diyecek. Bazılarımız da diyecek ki ya uzaktan eğitim fena değilmiş. Benim hoşuma gitti. Ben bunu yapmak istiyorum diyecek. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Bunlar bizim genel olarak korona sonrasında karşılaşabileceğimiz durumlar olacak. Eminim sizler de kendinizi bunlardan bir tanesi içerisinde konumlandırmaya çalışıyorsunuz. Peki bu arada bunları yaparken derslerimizi nasıl tasarlayacağız? Neler yapmamız lazım? Burada da işte yaptığımız bu çevrimiçi öğrenme ile ilgili birkaç şey var. Bilmemiz gereken nokta var. Bu TEGEP diye bir kurum var. Bilmiyorum biliyor musunuz, İstanbul merkezli. Kurumlardaki eğitim faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiğini üzerine çalışıyorlar. Yani yetişkin eğitim üzerine çalışıyorlar. Onların bir mottosu var. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir eğitimlerinin de çok sık kullandıkları bir slogan. Anlatmak eğitim değildir diyorlar. Buna kesinlikle katılıyorum. Anlatmak başka bir şeydir. Bilgilendirmek başka bir şeydir. Ders vermek, eğitmek başka bir şeydir. Arada farklar vardır. Bu şey gibi yani kitap, bir romanla ders kitabı arasındaki fark gibi düşünün. Evet, romandan okuduğum zaman öğrenebiliriz. Ama o roman özellikle öğrenmeye yardımcı olmak için hazırlanmamıştır. Bizim yapmamız gereken insanların öğrenmesine sağlayacak bir ortam oluşturmak. Burada da karşımıza en önemli fark, yani bilgi vermekle eğitmek arasındaki en önemli fark bu etkileşim unsurları geliyor. Biz mutlaka öğrenenlerin birbirleriyle, bizlerle, öğretim elemanlarıyla, öğretenlerle yani ve içerikle etkileşimini kurmamız gerekiyor. Bunlar çok, bu üç tür etkileşim çok sık söz edilen, çok fazla refere edilen bir sınıflamadır etkileşim türleri için uzaktan eğitimde. Şimdi biz bunu dayanarak şöyle bir sınıflama yaptık. Bu etkileşime bağlı olarak bir de sınıfın büyüklüğüne bağlı olarak diyoruz ki siz derslerinizi öğrenci grubunun büyüklüğüne bağlı olarak yine ve etkileşime de dikkate alarak üç şekilde verebilirsiniz. Eğer çok büyük sayıda öğrencileriniz varsa yani 200'ler, 300'ler, 400'ler öyle sınıflarda olabiliyor biliyorsunuz. Öyle çok çok sayıda öğrencinin olduğu dersleriniz varsa sizin kendi hızında dediğimiz self-paced öğrenmeyi tercih etmeniz sanki daha anlamlı olacak. Burada da en önemli unsur öğrenenin içerikle etkileşime girmesi. Çünkü siz burada sadece izliyor olacaksınız. Sizin buradaki göreviniz, öğretim elemanlarının görevi öğrencilerin gelişimini izlemek ve özellikle isteğe bağlı bir yardım isteği olduğu anda hemen ona destek vermek. Yani talebe bağlı, on demand bir şey sağlamak. Buradaki görevimiz de izleme görevi. Burada işte öğrenen içerik etkileşimi çok önemli. Sağladığımız malzemede öğrenci sadece bir şey okuyup ya da izleyip geçmemeli. O da o okuduğu malzemedeki içerikle, orada anlatılanlarla, videodaki içerikle mutlaka etkileşime girmeli. Bunun da düzeyleri var. Bu düzeyleri de farklı olabildiğince üst düzeyde, örneğin simülasyon en üst düzey dediğimiz türde o tür etkileşimleri sağlamamız gerekiyor. Bunlara biraz geleceğim. İç malzeme üretiminde neler yapabiliriz diye konuşacağım. Sonra eğer öğrenci sayınız biraz daha azsa, yani yüzler işte 60, 70, 80, 120, 150'ye kadar gibi bir durumsa, bu hani yönetebileceğimiz bir büyüklük. O zaman rehber gözetimli öğretimi tercih edebilirsiniz diyoruz. Burada da yine öğrenci kendi kendine çalışıyor. Bu arada öğrenci kendi kendine çalışması demek lütfen şey olarak algılamayın. Şu aralar çok sık yapılıyor, bu çok yanlış bir şey. Her iki sistem modelde de kendi hızında ya da rehber gözetiminde de hani saldım çayıra mevlam kayıra değil. Malzemeyi verdim. Al sen bunları oku gel. Bu değil bu söz ettiğimiz kendi kendine öğrenme. Mutlaka orada öğrenenin içerikle etkileşime girmesi ve sizi arıyor olması lazım. Ve sizlerin de mutlaka öğrenciyi izliyor olmanız gerekir. Derslerimizi bu şekilde yapılandırmamız gerekir. Dediğim gibi rehber gözetimle de yine de öğrenen içerik etkileşime
dikkat etmemiz gerekiyor. Ama burada biz biraz daha fazla öğrenciyle ilgileniyoruz. Onlara rehberlik yapmamız lazım. Onların takıldığı noktaları, onlardan talep gelmeden bizim belirleyip önceden hemen müdahale etmemiz, zamanın ve hızlıca geri kalmasına engel olmamız lazım. Onlara yol göstermemiz lazım. Bunu da nasıl yapacağımızı biraz yine konuşacağız. Sonra bir de daha az sayıda öğrenciniz varsa, 50 ve 6 diyoruz daha çok. O zaman da bu yoğun etkileşimli intensive interaction modelimizi tercih edebilirsiniz. Burada asıl olan da öğrencilerin sizinle yoğun etkileşime girmesi, birebir ya da birden grup olarak da olabilir. Ayrıca kendi aralarında da etkileşimi öngörmek. Bizim buradaki görevimiz ise daha böyle bir mentoring'e doğru çıkıyor. Daha fazla öğrenciyle yardımcı olmak, onun bireysel gereksinimleri konusunda bireysel gelişimi ve gelişimine yardımcı olmak, bireysel ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Ve böylece sürekli bir destek vermemiz gerekiyor. Aslında şöyle, bu etkileşim türleriyle ilgili Athabasca Üniversitesi'nden Terry Anderson'ın yaptığı bir kuram var. Aslında kuramda demiyor da ona teorem diyor. Etkileşim eşitliği teoremi diyelim. O teoreme göre diyor ki aslında bu üç tür etkileşimi de sağlarsanız ideale yakın bir çevrimiçi öğrenme imkanı sağlarsınız. Ama en azından bir tanesini çok iyi yaparsanız diğerlerini belki yerini tutabilir. O yüzden biz ne yaparsak yapalım, hangi modeli tercih edersek edelim, mutlaka etkileşime, bir şekilde bir etkileşime üzerine ağırlık vermeli ve onu çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu arada bu modelleri Ali Ekrem hocamız, şu an Alanya Hep Üniversitesi'nin rektörü oldu, yeni atandı. Onunla birlikte geliştirdiğimiz bir çalışmaydı. Bunu da belirtmek isterim. Peki, bu modellerimizi de gördük. Şimdi gelelim biraz da çevrim içinde neler yapacağız, nasıl bir tasarım yapabiliriz? Bunun üzerine biraz daha duralım. Bir kere burada hani bu meşhur Bologna süreciyle daha fazla tanınır hale gelen yeterlikler ya da çıktılar da deniyor. Başka bir sürü farklı milli eğitimde kazanımlar deniyor. Ben öğrenme amaçları ya da genel anlamıyla yeterlikler olarak isimlendiriyorum. Bir kere ne yaparsak yapalım bu öğrenme amaçları doğrultusunda yapmalıyız. Ama yaptığımız şeyi modüler bir yapıda yapmalıyız. Yani küçük parçalara bölmeliyiz biz kendi eğitimimizi. Bu parçalar, ben modül kavramını seviyorum çünkü bazıları hafta olarak bölüyor, haftalık hale getiriyor. O da olabilir. Eğer dersiniz ona uygunsa hafta olarak düşünebilirsiniz. Ama genelde bizde, örneğin benim bir dersim var, 4 modülden oluşuyor ama 16 hafta. Öğrenciler 4 tane temel bir modülü tamamlamak zorundalar. Aslında o da az, daha fazla da yapmakta yarar var. Biraz daha çeşitlendirmekte yarar var modülleri. Ve her modülün de olabildiğince standart bir planı olması, standart bir süreci, öğrencilerden öğrenme sürecini istemesi gerekiyor. Öğrenciler büyük sürprizler istemiyorlar. Yani bir tarafta biz birinci modülde öğrenciye bir şeyler yapmasını belli bir sırada isterken, öbür tarafta tamamen farklı bir şey yapmalarını beklersek öğrenciler kaybolabiliyorlar. Ki bu noktada özellikle, burada da vurgulamaya çalışıyorum, yönlendirmeler çok önemli. Eğer ama standart bir planımız olursa, çok büyük sürprizler olmadan arada küçük değişiklikler tabii ki olabilir. O zaman öğrenciler neyi ne zaman yapacaklarını çok iyi bildikleri için, bir kere onu önce yerleştirdikleri için kafalarında daha rahat davranabiliyorlar. Her planda da tabii ki etkinliklerden oluşmalı. Ama kimin yapacağı etkinlikler? Bizim yapacağımız etkinlikler değil. Öğrencilerin yapacağı etkinlikler. Bakın, aslında Bologna sürecinde söylenen şeyin aynısını söylüyor. Amaçlarımızı belirleyelim, kazandıracağımız yeterlikleri ve o yeterlikleri kazanacakları şekilde öğrenciler etkinlik yapsınlar. Peki etkinlikler ne? Etkinlikler her şey. Aslında öğrenci okumasını istiyoruz, seyretmesini istiyoruz, işleri yapmasını istiyoruz, bir tartışmaya katılmasını istiyoruz. Bütün bunlara biz etkinlik diyoruz. Yani etkinlik ya da görev de diyebilirsiniz. Bu görevleri vermemiz lazım öğrenciye. Planlarımız bunları içermeli. Ve sunduğumuz malzemeler de bu etkinlikler içerisinde ya da görevler içerisinde gömülü olmalı. Ama bu arada en önemli noktalardan biri, öğrenci yalnız ve yönlendirmeye ihtiyacı var ve bu yönlendirme öyle olmalı ki özellikle dersin ilk başlangıcında olabildiğince en küçük ayrıntıya bile, yani mouse'u sağ elinle tut,
işte işaret parmağınla sol tarafa yanaş gibi, yani biraz abartıyorum ama çok böyle aşırı başlangıçta özellikle ayrıntıyı vermemiz gerekiyor. Ha, ondan sonra yavaş yavaş haftalar içerisinde süre geçtikçe o şeyi, açıklamaları biraz daha basite indirgeyebiliriz. Ama yine de ne olursa olsun planlarımız çok net ve açık olmalı. Yönlendirmeler, yani ve planlardaki yönlendirmeler, öğrenciden yapmasını istediklerimizi çok açık söylememiz lazım. Çünkü şey değiller, yalnızlar, çok kolay kaybolabiliyorlar. Anlamadıkları, ben burada ne yapacağım dediği zaman bitiyor, kaybediyoruz öğrenciyi. Ona engel olmamız lazım. Bu nedenle ayrıca bu yönlendirmeleri farklı alternatifleri düşünerek de verelim. Yani video olabilir, sesli olabilir, metin olabilir, bunların bir iki tanesi olabilir, üçü şeklinde olabilir. Öğrencinin farklı özelliklerine göre kolayca erişebilmesini bunlara sağlamamız gerekiyor. Bu çizdiğim modüler yapıyı ben şöyle görselleştiriyorum. Şurada baktığımız zaman bir dersimiz var. Bu derse ben baktığım zaman 3 tane modül görüyorum. Bu 3 modülde şu anlama geliyor aslında, belki 3 tane temel öğrenme amacına, dersimizin bu yeterliğine, kazandırmak istediğimiz yeterliğe odaklanıyor. Sonra örneğin sağ üst köşede şu an dinleyici gezdirdiğim yerde iki tane şey görüyorum, temel etkinlik görüyorum ya da görev diyebiliriz buna. Böyle bir, bu modülün böyle bir yapısı var. Onun altındaysa bakın 4 tane etkinlik var ve her etkinlik de adımlardan oluşmuş. Ha, burada bir de adım kavramı geldi. Yani adım nedir? Bunu önce şuraya git. Birinci adım bunu yap. İkinci adım da bunu yap. Üçüncü adım da bunu yap. Şeklinde çok ayrıntılı işte yönlendirme vermemiz gerekiyor. Bu yapı, bu modüler yapı göreceksiniz çok işinize yarayacak. Birçok derste uyguladık ve gerçekten çok olumlu sonuçlar aldık. Bu işinize yarayacağı konusunda eminim. Özetle ne yapmamız gerekiyor, yani buraya kadar söylediklerimi? Bir kere tutarlı modüler bir yapı. Yani modüller kendi içinde tutarlı süreçlerden oluşmalı ve dersimiz de bu modüllerden oluşmalı. Ama burada bu öğrenme amaçları mutlaka bunları çok iyi belirlemeniz gerekiyor ve Damokles'in kılıcı gibi tepemizde asılı dursun. Bir şey, yeni bir şey eklerken bu hangi amaca hizmet ediyoru net orada görebiliyorsak ekleyelim. Eğer orada gerçekten bir yeri yoksa, öğrenme amaçlarına bir hizmet etmiyorsa, boşuna öğrencinin zamanını ya da kendi zamanınızı harcamayalım. Bunun yanında yönlendirmelerimiz çok net olmalı. Kim, ne zaman, neyi yapacak, nasıl yapacak, nereye yükleyecek, nereden alacak, ben ne zaman geri bildirim vereceğim. Bütün bunları net bir şekilde öğrenciye iletmemiz gerekiyor. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Şimdi eğitimci var mı aramızda bilmiyorum. Sanıyorum yoktu başvuranlar arasında ama eğitimciler varsa bunları şey yapıyorlar, bana bazıları itiraz ediyorlar ama veya çeşitlendiriyor onlar. Ben genellikle ikiye bölüyorum. Diyorum ki ya genelde açıklayıcı ya da bu explanatory dediğimiz yöntemle biz derslerimizi yürütüyoruz ya da keşfetmeye, öğrenciyi keşfetmeye iterek derslerimizi yönlendiriyoruz. Bunlardan ikisini de tercih edebilirsiniz ve işin doğrusu aslında yüz yüze derslerinizde de bunları rahatlıkla kullanabileceğiniz şeyler. Peki bunun için de böyle bir dersi nasıl tasarlamamız lazım? Bir kere önce bu açıklayıcı da explanatory de ne yapmak gerekiyor? Bir dersin mutlaka bir giriş bölümü olacak. Bir oryantasyon bölümü diyoruz buna biz. Öğrenciyi hem derse hem ortamı ısındıracak bir şey olması lazım. Bunun için de mutlaka bir zaman ayırın. Yani en azından dersinizin ilk haftasını buna ayırın. Burada dikkati çekin. Dikkati çekmek dediğim, yani bir video gösterebilirsiniz, bir metin okutabilirsiniz, bir etkinlik yaptırabilirsiniz. Örneğin işte kendiniz tanıtın diye herkes kendini tanıtan bir blog yazısı yazsın ve paylaşsın gibi farklı etkinlikler var. Bununla da ilgili çok sayıda kaynak var ne tür etkinlikler olabileceğinize ilişkin. Effective Online Activities diye yazdığınız zaman dünya kadar çıkıyor kaynak. Özellikle E-Activities diye Jill Salmon diye bir şey var, uzman. Onun bir sürü bir kitabı var. Online ortamlarda da var. Rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu etkinliklerle öğrenciyi ısındırmaya çalışıyoruz. Bu arada mutlaka dersimizin amaçlarından söz ediyoruz. Derste öğrencilerden, beklentilerden söz ediyoruz. Neler yapması gerektiğini, bu dersi nasıl çalışması gerektiğini anlatıyoruz. İşte yönlendirme diyorum ya, bu çok net söylememiz gerekiyor. Sonra geliyoruz modülümüze, artık girişi yaptık, bitirdik, birinci modülümüze geldik. Burada da yine bir giriş yapmamız lazım. Bu modülü tanıtmamız lazım. Biz burada bunu yapıyoruz diyeceğiz. Belki ön bilgisini uyarmamız lazım burada.
daha önceki yıllarda ya da bir önceki modülde bakın şunları incelemiştik, şimdi burada bunu yapacağız diye neyi neden yapmamız gerektiğini, bu da modülün neden var olduğunu, ne işe yarayacağını, bir de hangi öğrenme amacına yönelik olduğunu net söylememizde yarar var. Bu öğrencilerde şu sorunun cevabını veriyor öğrencilerdeki. Ben buna niye öğreneceğim? Bu benim ne işime yarayacak sorusunun cevabını en azından cevaplamaya yardım oluyor. Sonra girişi yaptıktan, öğrenciyi hazırladıktan sonra bu yaklaşımda bilgiyi sunuyoruz. Bu bilgiyi nasıl sunabiliriz? İşte video çekip sunabiliriz. Birazdan göstereceğim nasıl basit videolar hazırlayabileceğimizi. Ya da bir metin veririz, onu okumasını isteyebiliriz, bilgi olabilir. Ya da canlı ders, eş zamanlı bir oturum yapabiliriz. Orada bilgiyi bize anlatabiliriz. Gibi farklı yollarla biz bilgiyi sunuyoruz. Bilgiyi sunarken de örnekler vermek çok önemli. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Ama bu yetmez. Bunu yaptıktan sonra yani bilgiyi sunduk, daha doğrusu önce girişte öğrenciyi hazırladık, sonra bilgiyi sunduk, örnekler verdik. Ondan sonra da ona bir alıp almadığını sınaması için bir fırsat vermemiz lazım. Zaten derslerde bunlar yaptığımız şeyler. Mutlaka bir uygulama fırsatı veriyoruz. Bir soru soruyoruz, onu cevaplamalarını istiyoruz. Problem veriyoruz, onu çözmesini istiyoruz. Örnek olay veriyoruz, onu analiz etmesini istiyoruz gibi. Burada önemli anahtar nokta doğrudan yine verdiğimiz bilgiyi alıp almadığını sınaması gerekiyor ve geri bildirim vermemiz gerekiyor. Geri bildirim içinde olabildiğince kısa sürede vermekte yarar var. Bunun kurallarını da işte önceden oluşturup öğrenciye söylememiz gerekiyor. Örneğin kalabalık bir sınıfta siz herkese teker teker geri bildirim vermeye çalıştığınız zaman bir kere çok zamanını harcayacaksınız ve iki çok da verimli olmayabilir. Çünkü çok kısa sürede hızlı hızlı geri bildirim yazıyorsunuz, söylüyorsunuz ya da video olarak gönderiyorsunuz. Onun yerine farklı alternatifleri tercih edebilirsiniz. Örneğin genel bir geri bildirim geliştirip o geri bildirimi paylaşıp sonra da izledikten sonra öğrencilerin paylaşımlarını onlar arasında böyle atipik olanları, çok hani o genel geri bildirimde olamayacak olanlardan, yani yer almayanlardan birebir daha özel geri bildirimler sunuyorsunuz. Ama bunları da olabildiğince herkesin, bütün öğrencilerin görmesinde yarar var. Geri bildirimimizi verdik. Şey de olabilir, öğrencilerin birbirlerine geri bildirim vermesinde kesinlikle öneriyoruz. Hatta öğrencinin kendi kendine geri bildirim vermesini de isteyebilirsiniz. Bunun için tartışma ortamlarını, ödev araçlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz size sağlanan öğrenme yönetim sistemi içerisinde. Bunu yaptıktan sonra da yine modülü tamamlarken artık sonuna geldiğimiz zaman kısa bir özet yapmak gerekiyor. Tabii bir modül içerisinde birkaç kez bilgi sunup örnek verip uygulama fırsatı vermek, sonra bir daha bilgi sunup örnek verip uygulama fırsatı vermek gibi böyle bir döngüsel bir şey yapabilirsiniz. Birkaç kez o bilgi sunma ve uygulama fırsatı verme etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama en sonunda, modülün sonunda bizim kısa bir özet yapmamız, bunu bir özellikle kayıt altına alınmış bir, yani bir video kaydı halinde vermek, bizi de öğrencinin görmesi açısından, bizim anlattığımız görmesi açısından önemli görüyorum. Ya da eş zamanlı ortamları da, bu eş zamanlı oturumları da bu özetler için kullanabilirsiniz. Eş zamanlı ortamları geri bildirim için de kullanabilirsiniz, öğrencilere genel geri bildirimler sağlamak için. Bunun yanında özetten sonra bir kısa bir sınav yapmak, bir quiz yapmak çok önemli. Özellikle de o söylediğim modellerden, hani öğrenci izleme vardı ya, her modülde kısa bir sınav yapmak, bu sınav sorularını olabildiğince amaçlar doğrultusunda, olabildiğince hatta fazla oldu, amaçlar doğrultusunda sorular sormak, böylece öğrencilerin hem kendilerinin hangi amaçlara ilişkin soruları cevaplayamadığını ya da siz, hem öğrenciler fark etsin hem sizler görün, izleyin ve gerekli olan ek desteği onlara sağlamamız gerekiyor. Bunu da kısa sınavlar bize kolayca verebiliyor. Hatta çevrimiçi öğrenmede de en sonunda söz edeceğim. Bu kısa sınavları daha büyük o vize ve final sınavlarına göre daha fazla tercih etmemiz çok daha işimize yarayacaktır. Bundan sonra da artık modülümüzü kapatırken daha fazla öğrenmek isteyen öğrenciler olabilir. Onlara zenginleştirme etkinlikleri verebiliriz. Ya da zenginleştirme kaynakları dediğimiz farklı kaynaklara ulaşmalarını isteyebiliriz. Bu şekilde modüllerimizi oluşturduktan sonra sayısı tamamen size kalmış. Kazandırmak istediğiniz yeterliliklere, grubunuzun büyüklüğüne, dersinizin
genel program içerisindeki yerine bağlı olarak karar vereceksiniz. Son bölümde ise artık dersin kapanışında genel bir özet yapılması, hem yani yüzde de aynı dediğim gibi bunları uygulayabilirsiniz ama uzaktan eğitimde de özellikle önemli görüyoruz bu özeti. Neden? Çünkü bazen öğrenciler kendileri farklı algılamalar geliştirmiş olabiliyorlar, farklı bir kavramsallaştırmaya gitmiş olabiliyorlar. Buna engel olmak için bu en sonda yapacağımız özetler daha bir ortak paydada öğrencilerin buluşması konusunda yardımcı oluyor. Bunu bir mutlaka önem vermemiz gerekiyor. Genel özeti de dersin sonunda birçok farklı şekilde, birçok farklı aracı kullanarak gerçekleştirebiliriz. Bu son değerlendirme dediğim bir sınav olabilir, bir performans sunumu olabilir. Örneğin bir laboratuvarda yaptığı deneylerinden ne öğrendiğiniz öğrenciden isteyebiliriz. Ders boyunca yaptığı deneyler ona ne kazandırdı? Bunları sorgulayabiliriz. Böyle bir son değerlendirme yapmamızda onların bir performans sergilemesi, bir sunum yapması ya da bir sınav olması istenebilir. Bu arada bir de istenirse zenginleştirme kaynakları ve danışmanlık sağlanabilir. Özellikle hani öğrencileri yetenekli gördüğünüz ya da geri kalacağını düşündüğünüz öğrencilere hani diğer öğrencilere, geri kalanlara diğer öğrencilere yetişmesi için yetenekli gördüğünüz öğrencileri de daha farklı alanlara yönlendirmek için bu ders kapsamında üzerine gelebilecek dersler önerme bağlamında bir danışmanlık mekanizmasının olması yararlı oluyor. Bunun yanında bu açıklayıcıydı. Keşfedici bir yaklaşım söz etmiştim. Exploratory dediğimiz bir yaklaşım. Burada da girişte yine aynı şeyleri yapıyoruz. Kapanış bölümünde yine aynı şeyleri yapıyoruz. Ama bu sefer modüllerde evet yine giriş yapmamız lazım. Çok kısa da olsa bu modülde neler olacağından söz etmemiz lazım. Ondan sonra da bilgiyi sunmak yerine öğrencinin bilgiye ulaşması için ona ortamı hazırlamamız gerekiyor. Laboratuvar derslerine falan çok uygun bir yaklaşım. Onlara mesela problemler veriyoruz, çözmelerini istiyoruz, olaylar veriyoruz, analiz etmelerini istiyoruz gibi ya da deneyler sunuyoruz, onları deneyleri gerçekleştirmesini istiyoruz. Bu arada en önemli nokta şu, bu yaklaşımda kaynaklara yönlendirmek. Bilgiyi biz vermiyoruz ama bilgi kaynaklarını gösteriyoruz. Diyoruz ki bakın şurada kaynaklar var, gidin onları araştırın. Bunu yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine gidin bu konuyu araştırın gelin dememizde yarar var. Biraz yönlendirme yapmamızda, biraz yapılandırılmış kaynaklar, hani bizim belirlediğimiz kaynaklara yönlendirmemizde yarar var. Aksi halde hani biliyorsunuz Google amcaya yazılınca dünya kadar şey çıkıyor. Bunların bir bölümü de hiç uygun değil, güvenilir değil. Maalesef öğrencilerimiz de üniversite öğrencileri olmalarına rağmen hala hangi sitenin güvenilir, hangilerinin güvenilir olmadığı konusunda tam değerlendiremiyorlar. O yüzden bu kaynaklara yönlendirelim ama güvenilir kaynaklara yönlendirmeye çalışalım ve gitsinler onlar o bilgiyi onlar bulsunlar. Sonra gelsinler bize yaptıklarını sunmalarını bekliyoruz. Onlar bize sunuş yapabilirler. Bu sunuş derken canlı bir derste, eş zamanlı bir ortamda olabileceği gibi bir videoyu hazırlayıp onu göstermesi, bir poster, elektronik poster olarak bizle paylaşması şeklinde sunumlar gerçekleştirebilirler. Bunu büyük grupla, bütün sınıfla yapmaları ve geri bildirim almaları hem akranlarından hem bizden çok önemli. Hatta kendilerinin de bir öz değerlendirme yapmasında yarar var. Bundan sonra geri bildirimleri aldıktan sonra öğrencilerden tekrar bunları gözden geçirmeleri, yaptıkları çalışmaları ve paylaşmalarını bekliyoruz. Böyle bu süreci birkaç kez belki gerçekleştirebiliriz ya da bir kere yapacağız bir modül içerisinde. Ondan sonra da yine dediğim gibi farklı kavramsallaştırmalara engel olmak için ve anlamlarda bir ortaklık sağlamak için kısa bir özet yapmamıza yarar var. Burada kısa sınav yapabilirsiniz, olabilir, öneriyorum da izlemek için. Ama şart değil. Çünkü zaten öğrencilerden kazanmalarını istediğimiz yeterlikleri sergilemelerini de bekliyoruz ya burada. Bir görev verip onu yapmalarını, bilgiyi ararken, bilgiye ulaşırken. Onu aslında burada bu modülün bir değerlendirme kriteri, bir aracı olarak daha doğrusu kullanabiliriz. Ya da kısa sınav da yapabiliriz. Bir quiz de yapmamızda hiç sakınca yok.
çok da işe yarayabilir. Yine aynı şekilde zenginleştirme etkinlikleri ve kaynakları vermemiz de yararlı olacaktır. Böylece farklı iki yaklaşımı görmüş oldunuz. Umuyorum, yani büyük ihtimalle diyeceksiniz, diyorsunuz, bunları biz zaten yapıyoruz. Doğrudur. Hani ben bir çerçeve çizmeye çalıştım. Uzaktan eğitimde de bunları kullanabilirsiniz. Mesela ben bir dersimi tamamen bu keşfedici yaklaşıma göre yapılandırdım. Çok da iyi gidiyor. Hatta gitti diyebilirim. Bitti şu an. Peki biz gelelim bir başka konuya. Bir sürü kaynaklar var. Kendi derslerimizde kullandığımız kitaplarımız ve farklı şeyler var. Malzemeler öğrenciye sunmamız gerekiyor. Bu malzemeleri nasıl öğrenciye sağlayacağız? Nasıl onlara neler vereceğiz? Bir taraftan kendimiz üretebiliriz. Bir de ama özellikle son yıllarda çok sayıda bu açık eğitim kaynağı ya da eğitim kaynakları var. Bunları biliyor musunuz bilmiyorum ama biraz derlemeye çalıştım bunları. Örneğin OER Commons'da çok sayıda, burada K12 yazıyor ama pardon, eksik şey kalmış, bu yanlış kalmış, özür dilerim. OER Commons.org'a girerseniz ve college diye yazarsanız tamamen üniversiteye özgü, üniversite öğrencilerine kendi derslerinizin bulacağınız çok sayıda kaynağa rahatlıkla erişebilirsiniz. Aynı şekilde UNESCO'da özellikle bu COVID-19 sonrasında birçok kaynağı bir araya getiren bir liste hazırladı. Ama bu arada ben hani daha çok mühendislikten arkadaşlarım geleceğini düşündüğüm için buraya şöyle bir siteyi de öneriyorum. Bu aslında Hindistan devletinin bir şeyi, projesi. Çok sayıda şey geliştirmişler. Sanal laboratuvar. Ve bayağı güzel çalışmalar yapılmış. Bunları da kullanabilirsiniz derslerinizde. İlla sizin sıfırdan bir şey üretmenize gerek yok. Örneğin OpenStax'ta da çok sayıda kitap var. Açık kitap. Öğrencilerin oradan o kitaplardan yararlanmasını rahatlıkla isteyebilirsiniz. Benzer şekilde Merlot bir büyük bir proje. Bu proje altında da çok sayıda sanal laboratuvarından kitaba, dergiye, makaleye çok sayıda kaynağı rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Hiçbir ücret ödemeden. Bunları kullanmasında yarar görüyorum. Türkiye'de de örneğin TÜBA biliyorsunuz açık ders malzemeleri projesi yaptı. Orada 80 tane dersin bütün içeriği yer alıyor. Aynı MIT'nin OpenCourseWare projesi gibi farklı derslere ait birçok malzeme orada yer alıyor. Onları da alıp kendi derslerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin ben sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri diye bir ders veriyorum. Önce oturdum kendi videolarımı çekeyim diye düşündüm bu ders anlatım videolarını. Sonra aklıma geldi, bir baktım orada Hacettepe'den hocalarımızın çektiği çok güzel kendi dersleri için orada paylaştıkları videolar var. Aldım onları, kendi öğrenme yönetim sistemimizin içerisine koydum ve öğrencilere diyorum ki bu videoyu izleyin, izlerken de şu soruların cevaplarını bu videodan bulmaya çalışın. Bir daha hiç emek harcamadım. Bunu kesinlikle öneriyorum. Önerdiğim bir başka şey de bu kitlesel açık çevrimiçi dersler. Hemen hemen her konuda biliyorsunuz şu an dersleri bulabiliyorsunuz. Dünyada birçok şey var. İşte edX, Coursera var. Bizim Türkiye'de işin doğrusu Anadolu Üniversitesi'nde bunun başında da ben varım. Akademi projemiz var. Bu projede de 120 kadar dersimiz var. Tamamen herkese açık. Sürekli açık. Hiç kapalı değil. Ama derslerin bir başlangıç bitiş tarihleri var. Bir ders nasıl tasarımlanır konusunda fikir almak için bu derslere de katılabilirsiniz. Ben de kendim de edX'ten ve Coursera'dan çok ders alıyorum. Hatta orada dersleri hem içeriği bağlamında hem de yapılandırması bağlamında bakıyorum. Uzaktan geniş kitlelere, böyle farklı kitlelere dersi nasıl tasarlamışlar. Oradan güzel fikirler de ediniyorum. Bir de burada yönetim kurulunda olduğum bu OpenUp.ed'de söz etmeyi isterim. Bu da aslında bir İngilizce aggregator diyorlar ya, yani Avrupa'daki bütün üniversitelerin açtıkları dersleri, paylaştıkları bu MOOCs türü, kitlesel açık çevrimiçi derslerin listesini oradan ulaşabilirsiniz. O derslere oradan kolaylıkla bağlantılar var. Oradan erişebiliyorsunuz. Bu da hani Avrupa'daki birçok üniversitenin derslerini orada görebilirsiniz. Future Learn var. İngiliz Açık Üniversitesi'nin önderliğinde. Bu arada edX, Harvard'la MIT'nin biliyorsunuz bir araya gelip kurduğu bir şey. Udemy, Udacity gibi bir sürü başka alternatifler de var.
özetle yani niye bunlardan söz ediyorum? Derslerimizde illa biz malzeme üreteceğiz, onu alıp koyacağız gibi bir şeye gitmemize gerek yok. Hem açık eğitim kaynaklarını alıp kullanabiliriz, hem de bu dersleri kullanabiliriz. Örneğin ben yine bu araştırma dersimde şöyle yapıyorum. Öğrencilere seçiyorum ben Coursera'dan, edX'ten özellikle. Belli dersler belirliyorum. Örneğin bir bu dönem öğrencime dedim ki R ile ilgili bir ders var. Gidin onu alın. Zaten 6 haftalık bir dersti. R'a giriş gibi bir ders. Onu zorunlu tuttum ve ondan bitirenler bir küçük sertifika alıyorlar. Ücretsiz bu. Ücretsiz versiyonunu alın diyorum. Bir de ücretli boyutu var. Onu istemiyorum. Ücretsiz bölüme gidin. Oradan o dersi tamamlayın ve tamamlama belgenizi bana gösterin. Size şu kadar puan. Dersin geçme kriterlerinden biri de odur diyorum. Çünkü gerçekten güzel anlatıyor o konuyu. Başka dersler de var tabii böyle öğrencilerime önerdiğim almaları için. Kendi dersimize yani ne yapıyoruz? Bir başka bir açık dersi entegre etmiş oluyoruz. Bu da öğrenciye bir çeşitlilik sağlama, farklı bir bakış açısını görme, belli bir konuda daha odaklanma konusunda çok yardımcı oluyor. Ben kesinlikle öneriyorum. Peki biz kendimiz üretmek istersek, bu örneğin şimdi video çok popüler, bunu nasıl üretmemiz lazım? Bununla ilgili neler yapmamız lazım? Biraz ondan söz edeyim. Öncelikle video konusunda şunu bilmemiz lazım. Videoyu sadece ders anlatmak için kullanmamamız lazım. Çok farklı etkinlikler yapabiliriz burada. İşte problem çözümlerini göstermek, analizleri, bir şeyi nasıl yaptığımızı adım adım öğrencilerimize göstermek için kullanabiliriz. Bildirim vermek için kullanabiliriz. Yani öğrencilerimize hani uzun uzun yazıp bir şey söylemek yerine işte Ahmet sen burada bunu yapmışsın, bak önümde açık, bunu böyle yapsaydın daha iyi olurdu. İşte Ayşe şurayı şöyle niye yapmadın? İşte oradaki deneyde şunu katman gerekiyordu, yanlış katmışsın bak diye videomuzu çekip gönderebiliriz ve öğrenciye bu videomuzu paylaşabiliriz. Burada en önemli nokta video üretiminde olabildiğince kısa olsun lütfen. Bu bite size learning diye bir yaklaşım var. Onu kısa ve sade diye ben Türkçeleştiriyorum. Olabildiğince kısa ve sade olalım. Olabildiğince kısa videolar sunmamız gerekiyor. Şahsen ben kişisel olarak uzun uzun şeylerden hiç öğrenemiyorum. Mesela bu canlı dersler ya da eş zamanlı oturumlar kaydediliyor. 1 saat, 2 saat, 3 saatlik dersin kaydı var. Allah aşkına siz 3 saat ekrana geçip bir şeyi seyredebiliyor musunuz? Birinin böyle anlattığı bir şeyi ya da oradan öğrenebilir misiniz? Ben öğrenemiyorum. Bunu kısa parçalara bölmemiz lazım. En fazla 10 dakika olması. 10 dakikayı geçmesin. Aslında daha ideali 3 ile 5 ile 6 dakika arası. O da bir pop şarkısının, popüler bir şarkının uzunluğu kadar aslında. En ideali o. Böyle uzun bir videomuz varsa onu parçalara bölelim. Hatta bu canlı derslerde de şöyle yapalım. Bir belli aralıklarla 10 dakikada bir es verip böyle biraz duralım ki daha sonra onu oradan keseriz ve rahatlıkla parçalara ayırıp kullanabiliriz. Burada videolarda hazırlarken aslında bütün hepsi için geçerli bir kural. Basit bir cümleler kullanmamız, sade bir dil kullanmamız ve karşımızda biri varmış gibi göz teması da var. Göz teması da kuracak şekilde sürekli kameraya bakarak sanki biriyle konuşuyormuş gibi video hazırlamamız çok önemli. Burada bir başka şey etkileşim. Dedik ya eğitim olabilmesi için, bunun eğitim işlevini üstlenebilmesi için tek taraflı bir iletişim süreci de söz konusu da olsa öğrencinin bilişsel olarak işin içine katabilmek, onun katılımını sağlayabilmek için bazı şeyler yapabiliriz. En basiti bu. Bunu yapalım. Yani ne de bu? Bir şey anlatırken biraz duralım. Bir soru soralım. Ve bekleyelim. Bu beklerken de bilmem aranızda basketbol bilen var mı ya da oynayan. Hakemler mesela 5 saniyeyi ya da böyle bir şey sayarlarken 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 diye sayarlar içinden. Bunun gibi siz de içinizden 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 5 saniye yeter. Böyle sayıp ondan sonra cevap verin. Bu arada bir nefes de alabilirsiniz. Bu bile öğrenciye soru sorduğun zaman bir hani dikkatini toplamasını ve bilişsel olarak orada yer almasına yardımcı olabiliyor.
Peki nasıl üreteceğiz? Ben hızlı video içerim teknikleri olarak bir ekran kayıtları var. Sunum araçlarını, bu PowerPoint gibi kullandığımız sunuları video haline getirebiliyoruz. Mobil cihazları, özellikle telefonlarımız artık, yani bu telefonlar birçok şeye sahip, özelliğe, hatta eski kameralarla karşılaştığımızda çok kaliteli çekimler olabiliyor. Mesela biz Akadema projesinde, ben özellikle onu, gizli amaçlarımdan biri de orada, öğretim üyelerimizin video çekme becerisini, kendi malzemelerini üretmelerine yardımcı olmaktı. Ve hep telefonu önerdik. Dedik ki telefonla çekin. Bazı videolar evet kaliteli olmadı ama iş gördü. İnsanların öğrenmesine yardımcı oldu. İş gördü. Çok basit üretildi. Büyük maliyetlere gerek kalmadı. Telefonları da kesinlikle telefon, tablet gibi şeyleri de ve bilgisayar ekranlarımızda kullanmayı öneriyorum. Bir de tabii web konferans araçları var. İşte şu an kullandığımız Zoom mesela. Bunu mesela ne yaparsınız? Siz dersinizin olmadığı boş bir gününüzde bir oturum açarsınız. Kimse olmaz. Siz burada sunumunuzu yapıp bu şekilde bir video üretebilirsiniz. Ve bunu daha sonra öğrencilerle paylaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz video kaydını yaptıktan sonra bunun bilgisayarınızı indiriyor. Oradan da rahatlıkla siz alıp istediğiniz kendi öğrenme yönetim sisteminiz içerisine ya da paylaşmak istediğiniz ortama aktarabilirsiniz. Şimdi ekran kaydı için iki tane önerim var. Ben yine bu önerilerde de olabildiğince basiti tercih ediyorum. Böyle gelişmiş teknolojilerdense. Örneğin ben Macintosh kullanıyorum. Ve sadece screenshot diye zaten kendi içinde var olan bir aracı var. Onu kullanıyorum. Hiç şey yapmıyorum. Hemen onu başlatıyorum. Ekranda anlatmak istediğim, öğrenciye göstermek istediğim, nasıl yapılacağını göstermek istediğim şeyi gösteriyorum. Sonra da bittiği zaman da kaydımı kapatıyorum. Bitti. O kayıt bir video parçası olarak bana dönüyor. Sonra ben onu, bir yol var onu da göstereceğim şimdi. Onu kullanarak öğrencilerimle rahatlıkla paylaşabiliyorum. Windows'ta da aynı şey var aslında. Windows 10'da bir ekran kaydetme imkanı var. Özellikle bu ilk geldiği zaman, ilk kurulumda gözükmüyor. Ama oyun konsolu içerisinde oyun diye bir bölüm var. Windows'un kendi işletim içerisinde. Orada bir düğmeye tıkladığınız zaman ekran kaydını aktifleştir diye bir şey var, düğme. Ona tıkladığınız zaman, yani onu aktif hale getirdiğiniz zaman rahatlıkla ekrandaki her şeyi kaydedebileceğiniz bir ortamı elde etmiş oluyorsunuz. Başka hiç bakın, hiçbir araca, hiçbir şeye gerek yok. Zaten kullana geldiğiniz sistemi kullanmanızı öneriyorum. Peki bunun yanında mesela bu PowerPoint sunularımızı falan nasıl yapalım? Evet, PowerPoint'i ya da Macintosh'ta Keynote'u kendi içerisinde bir saklama haline getirebilirsiniz. Ama onun yanında bir de bazı araçlar var. Bunlar örneğin Camtasia, aslında çok gelişmiş, güzel bir araç. Önce ücretsizdi, şimdilerde ücretli hale getirdi ama gerçi bu koronadan sonra yine ücretsiz de kullanılabiliyor bir bölümü. ScreenFlow var. OBS hem ekran kaydı, bu da tamamen ücretsiz bir sistem. Sistem bilgisayarınıza kuruyorsunuz, hem ekran kaydı yapabiliyor hem de PowerPoint sunularınızı şey haline dönüştürebiliyor. Video haline dönüştürmenize yardımcı olabiliyor. Bu arada bu Loom'u bir göstermek isterim. Ben çok başarılı buldum, kullanıyorum. Şimdi size onu bu paylaşımı durduracağım. Başka bir kendi ekranımı paylaştıracağım. Oradan görebileceğinizi umuyorum. Evet, bunu paylaşayım. Bakın burada Loom diye, bu ücretsiz şu an. Normalde ücretli ama bu korona nedeniyle ücretsiz hale getirdiler. Yüklediğiniz zaman bilgisayarınızın yukarısında bir ikonu çıkıyor. Buna tıkladığımız zaman şöyle bir hemen ekranın sol tarafı, sol alt köşesinde benim videomu görebiliyorsunuz. Burada bakın sunumumuz var. Bunu da açık yani şey hale getirip buradan kaydınızı yapabiliyorsunuz. Burada hangi kamerayı kullanıyorsanız, dışarıdan bir kamera da kullanabilirsiniz. Bilgisayarın kamerasını, onu seçebiliyorsunuz. Mikrofon seçebiliyorsunuz. Şu an kulaklıkla ben konuşuyorum. Kulaklığın mikrofonu. Onu seçebiliyorsunuz ya da bilgisayarın kendi mikrofonunu. Kayıt yapabiliyor. Yani hem sunuduyu hem de kendinizi göstermek için kullanabileceğiniz çok yararlı bir araç. Bunun yanında sadece ekranı kaydedebilir. Yani sizin videonuz olmayabilir. Ya da sadece sizin videonuzun olduğu bir çekimde yapabilirsiniz. Bizim de Avrupa Birliği projemiz vardı yenilerde.
başladığımız. Onun için bir video üretmemiz istendi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bunu kullanarak ürettim. Çok da işe yarıyor, çok da kolay kullanımı olan bir program. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani sunuları hazırladıktan sonra bununla birlikte yaparsanız sizin çok işinize yarayacaktır. Şimdi tekrar geriye döneyim. Evet, bu sunular dışında bir de mobil cihazlarla çekimlerimiz var. Ama mobil cihazlarla çektiğimiz şeyleri bazen bir bölümünde şey yapmamız gerekebiliyor. Küçük bir değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunun için de gidip başka bir sürü farklı araç var ama hepsini aramanıza gerek yok. Eğer örneğin Windows kullanıyorsanız Movie Maker gerçekten tamamen ücretsiz Windows'la birlikte geliyor. Çok güçlü bir araç. Kesinlikle bunun kullanılmasını öneriyorum. Çok kullanımı kolay ve rahatlık bu istediğiniz türde bir kurgu yapmanıza, hatta profesyonel yakın kurgu yapmanıza yardımcı olabiliyor. Macintosh için de ben Macintosh kullanıyorum. Çünkü iMovie kullanıyorum. Bu da aynı şekilde ücretsiz bir araç. Benzer şekilde web konferans sistemleri var biliyorsunuz. Zoom'u kullanıyoruz şu an biz. Ama başka bir sürü araç da var. Bunların birçoğu ücretsiz kullanıma da izin veriyor. İşte bu Webex var, BlueJean var. Bu biraz daha farklı. Big Blue Button ücretsiz bir yazılım ama bunu kurmanız gerekiyor. Peki bu video üretiminde nelere dikkat etmemiz lazım? Bir, şöyle bir hata yapılıyor. Biz ekrana yansıtıyoruz, yazıyoruz bazı şeyleri, ekrana yansıtıyoruz ve oradan olduğu gibi okuyoruz. Bu çok büyük bir hata. Aman bunu lütfen hiç yapmayın. Bu çok etkiyi öldürüyor. Yani burada benim yapmaya çalıştığım gibi başlıkları yazıp üzerine konuşmak çok daha anlamlı. Sınıftaki gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Karşımızda öğrencilerimiz var gibi kameraya bakarak konuşmamızda büyük yarar var. Kayıt yaparken özellikle ekran kaydı, imleci biraz normalden daha yavaş hareket ettirmemiz gerekiyor. Aksi halde çok hızlı oluyor video görüntüleri, işe yaramayabiliyor. Göz temasından kaçmamız gerekiyor. Göz temasını kaçırmamız gerekiyor. Bir de ekranda yaptığımız bir şeyleri mutlaka söz olarak da açıklamakta yarar var. Çünkü öğrenciler bazen kaybolabiliyor, göremeyebiliyor. Örneğin işte ben şimdi buradan gelip imleci şunun üzerine getirdim gibi bir sözlü açıklama çok yararlı oluyor öğrenciler için. Bu arada dosya büyüklüğü var. En önemli konulardan biri. Videolarımızı çekiyoruz. Çok güzel, böyle çok kaliteli videolar çekiyoruz ama bir bakıyoruz devasa bir büyüklük. Bunu kendi öğrenme yönetim sistemimiz içerisine koymaya çalışıyoruz. Olmuyor, almıyor. Onların da bir sınırı var. Ha, bu noktada ne yaparsınız? Benim kişisel önerim, birçok projede yaptım, hala kendim yapıyorum. Lütfen bütün hocalarımız bir tane sadece derslerinde kullanmak üzere bir YouTube kanalı alsın kendine. Bu kanalı da hani herkesin erişemediği, sadece sizin paylaştığınızda kişilerin erişebileceği bir kanal haline getirdim. Videolarınızı oraya yüklemek, oradan öğrencilerin yine başka yollarla, arayüzlerle, öğrenme yönetim sistemiyle oradan erişmesini sağlamak çok çok verimli oluyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kayıt altına alındığı için biraz riskli ama yine de söyleyeyim, parantez içinde bir şey. Bu videolar çok yüklü geliyor ya. Bazen ben şöyle şeyler yapıyorum. YouTube'a yüklüyorum. O sıkıştırıyor. YouTube'un çok iyi bir sıkıştırma şeyi var, özelliği var. Sonra oradan tekrar geri indiriyorum. Öyle paylaşıyorum. Örneğin e-posta atacaksam. O da işe yarıyor. Ben bunu söylemedim ama. YouTube kanalı almanızı öneriyorum. Ya da Vimeo'da olabilir. Aynı şeyi yapıyor. Bu sizlere çok yardımcı olacaktır. Dosya video paylaşımı konusunda. Bu arada saat konusunda epey ilerledik. Biraz daha hızlanayım. İşitsel araçlar aslında çok güçlü araçlar. Biz bunları maalesef hiç kullanmıyoruz. Ama çocukları düşünün, öğrencilerimizi düşünün. Sürekli kulağında kulaklık var, müzik dinliyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani bunlar bir şey yaparken, bir başka şey yaparken dinleyerek dinleme becerisine sahipler. Bütün insanlar, aslında biz de öyleyiz. O yüzden de işitsel ortamları bunları kullanmamıza çok yararlı. Özellikle geri bildirim için kullanabiliriz. Söz etmiştim, ben Amerika'da yüksek lisans yaptım, bir hocamız vardı. Ödevleri biz ona teslim ediyorduk. Sonra o bize geri bildirimi şöyle yapıyordu. Bilmiyorum, bilirsiniz sizler de bir bölümünüzden. Kasetler vardı.
Gidiyorduk, ofisinin önündeki kutuda kasetler olurdu. İsmimiz yazan kaseti alırdık. Onu koruduk kaset çalara. O zaman Walkman'ler vardı. Yeni çıkmıştı. O kasetle Walkman'lerimizi dinlerdik. O hocamızın bize verdiği geri bildirimleri. Çok da etkiliydi. Bize çok güzel ayrıntılı anlatıyordu. Neyi ne nasıl yapmamız gerektiğini, nerede yanlış yaptığımız. Sizler de kullanabilirsiniz. Sesli olarak öğrencilerinize geri bildirim verebilirsiniz. Ya da yönlendirmeleri verebilirsiniz. Öğrenci kulağına takar, bir şey yaparken birinci adımda bunu yapmalısın deyip beklersiniz yapmasını. İkinci adımda şimdi bunu yaptıysan eğer devam et, buna geç, bunu yap gibi kulağına takacak. Hem yaparken hem de sizin yönlendirmenizi duyacaktır. Bu da etkili olabilir. Olabildiğince burada da basit dil, konuşma dili, sade bir dil tercih etmemiz gerekiyor. Videoda da demin atladım galiba. Burada da aynı şey. Orada görüntü ve ses kalitesi. Burada ses kalitesi önemli. Olabildiğince hani çok yakında ya da çok uzakta olmasın. 1 metre, 1,5 metre bu video olabilir. Yani bir şeyinizi kullanıyorsanız telefonunuzu ya da bilgisayar ekranınızı. Aranızda böyle 1 metre falan olması iyi. Bunu ama yine de ses tonunuzu biraz yükselterek konuşmanıza yarar var. Ve geliyoruz tekrar gene. Bakın hep söylüyorum etkileşim, etkileşim, etkileşim. Burada da bile eğer özellikle böyle uzun uzun bir şeyler anlatıyorsak öğrencilerimize bir etkileşim imkanı sağlamamız lazım. Çok basit. İşte yine durup soru sorup bekleyip cevabını vermemiz gibi olabilir ya da başka türlerde yapılabilir. Yine burada da olabildiğince kısa olsun. Uzun dosyalar paylaşmayın. Maksimum 8 dakika ama 4-5 dakika en ideal. Burada birkaç araç var. Bu VoiceThread aslında güçlü bir araç. Burada eş zamansız olarak ses ve görüntü paylaşmanıza gruplar oluşturup sonra bu gruplara yani bir sınıf grubunuz var mesela. O gruba siz bireysel olarak ya da topluca sözel yani işitsel olarak yani ses olarak ya da videoyu da ekleyerek videolu geri bildirim vermenizi ya da bir bilgi vermenizi sağlıyor. Onların size aynı şekilde geri bildirim vermesini sizin tekrar onlarla iletişim kurmanızı sağlıyor. Çok güçlü bir araç. Bu arada Audacity diye bir yazılım var. Bu da tamamen ücretsiz bir yazılım. Bilgisayarına indirip kullanabilirsiniz. Gerçekten profesyonellerin de kullandığı bir yazılım. Ses kayıt yapmanızı, onu kurgulamanıza yardımcı oluyor. Gerçi şu anki telefonlarımızın ses kayıt imkanları da çok iyi. Bunları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunların paylaşma konusunda da bir tür YouTube diyebileceğim bu SoundCloud var. Bilmiyorum aranızda deneyenleriniz var mı ama ses dosyalarının paylaşımı için bunu kullanabilirsiniz. Eğer çok yüklü dosyalarınız varsa bunu buraya yüklemek, öğrencilerin buna geri bildirim vermesini yine sesli olarak sağlayabiliyorsunuz. Bu da güçlü bir araç. Bunları da önerdiğim araçlardan biri. Bir başka malzeme de etkileşimli e-kitap üretimi. Üretebilir miyiz? Evet, üretebiliriz. Aslına bakarsanız bir taraf hem zor bir üretimi ama bir taraftan da kolaydır. Olayı basit tuttuğumuz sürece, etkileşime önem verdiğimiz sürece rahatlıkla yapabiliriz. Burada özellikle öğrenen içerik etkileşiminde işte geniş bir kitleniz varsa bunu bu tür etkileşimli içerikler üretmenize kesinlikle öneriyoruz. Burada özellikle de bu öğrenme amaçlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Gereksiz etkileşimler çok yapılıyor. Ne oluyor? Mesela magazin türü etkileşim. İlla sağdan götür, sola götür, takla attır, geri götür. Bu etkileşim değil. Bizimle kastettiğimiz etkileşim öğrenciye bir soru sormak, o verdiği cevap doğrultusunda bir bilgiyi almasını sağlamak, verdiği tepkiye karşı gösterdiği, daha sorduğumuz bir uyarıcıya gösterdiği tepki ve onun sonrasındaki bir pekiştirme süreçleri gelmesi gerekir gibi. Yani öğrencinle içeriğin, öğrencinin pasif olmadığı, öğrencinin de aktif olarak hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak aktif olmasını sağlayan malzemeler. Ama bunlar da kısa olmalı. Bazen görüyorum 60 dakikalık bir program, 20 dakikalık bir etkileşimli malzeme bu işe yaramıyor. Maksimum 10 dakikalık olsun. Her şeyi, bütün malzemelerimiz ya da bir modüldeki bütün her bir unsur
kurumumuzu illa etkileşim malzeme haline getirmemiz gerekmiyor. Tek bir bölümünü alırız, küçük bir bölümünü. Örneğin bir küçük bir quiz, etkileşimli bir quiz yapmak istiyorsunuz. Bir yerlerden sürüklesin, getirsin, koysun, hemen anında geri bildirim alsın gibi. Onu yapabilirsiniz. Ya da bir anlatım, düz anlatım bir şey anlatıyorsunuz. Orada araya etkileşimler koyarak hemen verdiğiniz küçük bir bilginin anlaşılıp anlaşılmadığını test etmek istiyorsunuz. Bunun için kullanabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, hangi amaçla olursa olsun, uzun olmasın, 10 dakikayı geçmesin lütfen. Peki nasıl burada kullanabiliriz, hangi araçları kullanabiliriz? Ben şahsen yine Macintosh'ta gelen iBook Author'la birçok şey, özellikle hyperlink etkileyerek, yani köprüler ekleyerek çok fazla şey yapabiliyorum, kullanıyorum ve güzel böyle görünüm olarak da çok güzel etkileşimli ürünler, e-kitaplar üretebiliyorum. Ama bunun yanı sıra H5P isimli bir yazılım var. Bu da açık kaynak kodlu bir yazılım ve bazı öğrenme yönetim sistemleri içerisinde tamamen entegre. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O zaten entegre oluyor. Bilmiyorum sizler hangisini kullanıyorsunuz ama örneğin Canvas ya da Moodle da doğrudan, bunlar öğrenme yönetim sistemleri, doğrudan bu H5P entegre. Bunu kullanabilirsiniz. Üretimi de çok kolay. Sanki bir Word yazıyormuş gibi sadece. Siz içine de bir şeyleri yazıyorsunuz, bir görseli getirip koyuyorsunuz. Sonra öğrencinin mesela gitmesini istediğiniz bir yere bir köprü atıyorsunuz. Sistem kendiliğinden onu bir paketleyip öğrencinin karşısına getirebiliyor. Çok etkili bir araç. Bunu da tavsiye ediyorum. Evet, etkileşimli kitaplar özellikle öğrenenlerin içerikle etkileşimi için son derece önemli. Kısa bir özet yapmak gerekirse, bu malzemeleri üretmek için illa teknoloji konusunda uzman olmamıza gerek yok. Çok fazla sayıda araç var şu an. Benim ona önerim, basitlikten vazgeçmemeniz, en basit, size en yakın gelen, en kolay kullanabildiğiniz bir tanesini seçin ve kazandırmak istediğiniz yeterlilik doğrultusunda malzemeler hazırlayın. Bu malzemeleriniz olabildiğince kısa olsun ve özellikle de öğrenme amaçlarına daima dikkate alarak hazırlamamız lazım. Şimdi en popüler şey eş zamanlı oturumlar. Çok seviyoruz canlı sınıflarda öğrencilerimize böyle ortamlarda konuşmayı, onlarla ders anlatmayı. Bunun için ne yapmamız lazım? Bir, öncesinde mutlaka plan yapmalıyız. Plan çok önemli. Olabildiğince kısa oturumlar yapmamız lazım. Yani önerim 40 dakika, 45 dakika yapın, bir 5-10 dakika ara verin, sonra devam edin gibi. Uzattıkça insanları kaybediyoruz. Açık kurallar oluşturun. Yani herkes ilk geldiğinde mikrofonları mutlaka kapatacak. Ama hazır olsun, kamerası ve mikrofon mutlaka hazır olmalı. Çünkü ben açın dediğim zaman hemen açıp benimle iletişim kurabilmelisiniz. Birine yazarken bir cevap, işte onun etik kuralları neler, onları yazabilirsiniz. Yani böyle mutlaka ve mutlaka bir kurallar listesi oluşturup onu önceden öğrencilerimize paylaşmamız lazım. O kuralların çok net olması lazım. Kendimiz mutlaka internet bağlantımızı, mesela ben iki ekran kullanıyorum. Bazen video birinde oluyor. Ben bu tarafa bakıyorum, göremiyorum. Hani onların hepsinin ayarlamasını önceden yaparsanız iyi olur. Ben buraya gelmeden önce Zoom'u açtım, kendim bir oturum. Baktım kamerayı doğru mu yerleştirdim, doğru kamerayı mı seçtim, doğru mikrofonumu seçtim diye. Sonra kapatıp bu sisteme, sizin bu oturuma geldim. Böyle kontrol etmemiz gerekiyor. Bu eş zamanlı oturumlarda ya da canlı derslerde, bilmiyorum siz ne diyorsunuz, ders anlatımı, sadece ders anlatımı yapmaktan kaçının ne olursunuz. Öğrencilerin olabildiğince etkin olacağı sistemler, aktif olacağı bir yapı tercih edin. Eğer düz anlatım yapıyorsanız da, illa ders anlatacağım diyorsanız da, araya öğrencileri katacağınız, işte sorular sorun, cevaplar alın, anket imkanları var, onlardan kullanın, öğrencilere anket yaptırın, onların sorularının cevaplarını yayınlayın, onlar üzerine konuşun. Ama çok fazla şey yapabilirsiniz. Örneğin bu tartışma, münazara türü şeyler var. Öğrencileri bölüp belli bir konu üzerine tartışmak, soru cevap yapmak, belli bir performans sergilemelerini istemek ve onlara geri bildirim vermek, öğrencilerin kendilerinin sunum yapmasını istemek, onlar üzerine sonra yorumlarda bulunmak. Dışarıdan, dersinizin dışına başka böyle sizin anlattığınız konularla ilgili birileri varsa onları çağırmak, onların
bir oturum yapmasını gerçekleştirmek. Gerçekten işe yarayan, öğrencilerin ilgisini derse toplayan önemli bence etkinlikler. Görseller kullanmak yararlı ama hepsini okumayın lütfen. Öğrencilerin de sesli videolu katılmalarını sağlayın. Onların birbirleriyle etkileşim kurmasına bu canlı ortamlarda, eş zamanlı ortamlarda izin verin. Yani en basitinden Ahmet, Ayşe'nin söylediğine ne diyorsun, Ayşe sen onun diğerine ne diyorsun gibi yönlendirmelerle onların da konuşmasını, videolarını açmalarına izin vermemiz son derece önemli. Onları aktif hale getiriyoruz. Ama bu arada mutlaka teknik sorunlar her zaman oluyor. Özellikle bizde internet altyapımız çok güçlü değil. Güçlü olduğu söyleniyor ama Türk Telekom uzun zamandır yatırım yapmıyor ama bir sürü kullanım artıyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Mesela ben kendi evimde öyle bir sıkıntım var. Bunun için öğrencilerimizle hani sistemlerde bir sorun olduğu zaman alternatif bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayacak bir yapı olsun. Birçoğunuz kullanıyorsunuz büyük ihtimalle. WhatsApp grupları çok işe yarıyor. Onları rahatlıkla kullanabiliriz. Paylaşmak istediğiniz ekranlar varsa işte sunu gibi onları önceden açın ve ama bütün ekranı paylaşmak yerine olabildiğince sadece tek bir pencereyi paylaşmaya çalışın. Daha etkili olabiliyor. Öbür türlü arka taraftaki görüntüler bazen öğrencilerin dikkatini çekiyor. Dikkatini farklı yerlere yönlendirebiliyor. Oturumları kaydetmek önemli. Bazı hocalarımız bu konuda tedirgin olduklarını biliyorum. Evet, çevrimiçi öğrenmede daha açığız. Duvarları gerçekten yok. Herkes görebiliyor. Öğrenciler her halükarda isterlerse zaten kaydediyorlar kendileri. Yani onlara izin vermeyin. Siz kendiniz kaydedin ve onların kolay erişebileceği şekilde paylaşmanız son derece önemli ve kesinlikle öneriyorum. Eş zamanlı oturumlarda sadece eş zamanlı oturumlara dayalı bir ders tasarımlamayın lütfen. O işe yaramıyor. Eş zamansız etkinliklerde eş zamanlar kadar yararlıdır. İkisini harmanlayarak kullanmayı lütfen deneyin. Bu çok önemli. Burada iki kaynak yazdım ama özellikle Selçuk hocamız Erzurum'dan, Atatürk Üniversitesi'nden. Onlar bir kitap derlemişler. Yeni internette var, PDF olarak indirebilirsiniz. Çok güzel fikirler veriyorlar. Canlı dersler nasıl olabilir diye bir derleme yapmışlar. Hani öğrencilerle birlikte. Onu öneriyorum. Bakmanızı yarar var diye düşünüyorum. Gelelim bir başka soruya. Hepinizin aklında şimdi dersler tamamlanmak üzere. Son biliyorum süremi biraz geçirdim 4 dakika kadar. Başarıyı nasıl ölçüp değerlendireceğiz? Bir kere şunu bilmemiz lazım. Uzaktan eğitimde ölçme değerleme tamamen farklı. Farklı bir bakış açısı edinmemizde yarar var. Burada biz öğrencinin en sondaki o sınavlardaki performansına değil de gelişimlerine takip etmemizde yarar var. İşte o gelişimleri de modül bazlı hani o kısa sınavlar falan var ya ya da keşfedici yaparsanız öğrencinin ortaya koyduğu ürünler işte onlara bakarak o gelişimi takip etmek çok daha önemli. O yüzden büyük sınavlar yerine, vize sınavı ya da final sınavı yerine kısa sınavları tercih etmek tercih edilmesini öneriyoruz. Bu arada öz değerlendirme yani öğrencilerin kendi kendilerine değerlendirme yapmasını izin vermeniz bence önemli. Aynı şekilde öğrencilerin birbirlerine de geri bildirim vermesi yararlı. Bakın burada kavram olarak geri bildirimi kullandım. Çünkü olayı öyle tanıtmamız lazım. Bir değerlendirme değil bu. Bunun birbirimize verdiğimiz, birbirimizin daha iyi olması için birbirimize yaptığımız bir yardım, bir geri bildirim sistemi olarak koymamız gerekiyor. Ve bu geri bildirimler içinde kurallar olmalı. Özellikle de kaliteye odaklı olan kurallar. Yani Ahmet, evet ben çok beğendim senin yaptığını. Bu bir geri bildirim değil. Onun kurallarıyla, onun gelişimine katkı sağlayacak şekilde kurallar koyup işte o kurallar doğrultusunda geri bildirim vermemizi sağlamamız lazım. Yani geri mesajda mesela tartışmaya yazmasını istiyoruz. Ne kadar, kaç kelime yazmasını istiyoruz. O verdiği geri bildirimde hangi unsurlara yer vermesi gerektiğini mesela bir kural olarak yazabiliriz. Tabii son tarih, en son ne zaman gönderebilirler, saat kaçta gönderebilirler. Bunları da çok net yönlendirme olarak söylememiz gerekiyor. Ama bu arada sadece tek bir ya bir ya da iki bir ya da iki diyorum. Genelde şey yapıyoruz yani vize ve final deyip sınavlarını koyup değerlendiriyoruz. Bir tek bunlara yer vermememiz lazım. Çeşitlendirmemiz lazım.
Kullandığımız teknolojiler artık bize öğrencilerin ne kadar zaman harcadığını, neler yaptığını çok net söyleyebiliyor. Ödevler verip onları alıyoruz. Bunları mutlaka çok bu genel değerlendirmede koymamız lazım. Tartışmalara katılımları, ne kadar sıklıkla katılıyorlar, ne kadar kaliteli yorumlarda bulunuyorlar, nasıl yardımcı oluyorlar diğer öğrencilere. Bu gibi unsurlara değerlendirmede yer vermemiz, bunlara da bir ağırlık vermemiz yararlı olur. Portfolyolar hazırlayabilirler. E-portfolyo gibi elektronik performolar hazırlayıp ürünlerini orada sergileyebilirler. Kendileri sunumlar yapabilirler. Bunlara yer verebilir. İşte yansıtma etkinlikleri dediğim öz değerlendirme yönelik. Sen ne öğrendin? Ne anladın buradan? Bu deneyi yaptık. Buradan ne çıkarıyorsun? Gibi nerelerde zorlandın gibi sorular sorarak onları yansıtmalarını isteyebiliriz. Bunlara da bir değer verebiliriz. Bir ağırlık verebiliriz. Bunlar gibi daha birçok şey var sıralabileceğimiz. Dersinizin özelliğine bağlamında çeşitlendirdiğimiz sürece ağırlıkları değiştirebiliriz. Çeşitlendirdiğimiz sürece öğrenciye daha fazla bu çevrim içi öğrenmede yardımcı olabiliyoruz. Sınavlar konusuna gelince bilin ki şu, yani bunu mutlaka aklınızda olsun, öğrenci kopya çeker. Yani özellikle çevrim içi ne yaparsanız yapın. İşte yok ekranı kilitleyelim diyorlar, yok şu diyorlar, yok bu diyorlar. Bundan bir sürü teknolojiler kullanılıyor. Hatta öğrencilerin önceden tuşlara basma hızlarına, basma alışkanlıklarına bakılıp ona göre kopya çekip çekmediği gibi sistemler geliştiriliyorlar. Ama ne olursa olsun öğrenci istedikten sonra kopya çekiyor. Bizim derdimiz bu kopya çekmeye engel olmak değil. Bizim derdimiz öğrencilerin gerçekten öğrenip öğrenmediğini ölçmek olmalı. Bu bağlamda da biz açık kitap türü sınavların benimsenmesini şiddetle öneriyoruz. Yani nedir bu? Şimdi benim önümüzdeki hafta çarşamba akşamı sınavım var. Saat 9'dan 12'ye kadar. 3 saat verdim öğrencilere. Açık kitap istedikleri gibi kullanabilirler. Ama sorduğum soru şu. İşte bir problem çözecekler ya da bir örnek olay çözümleyecekler. Kendi kendilerini yapmak zorundadırlar. Bir örnek türetip ortaya koyacak. Diyecek ki bu konuyla şöyle bir kuram var. Burada böyle bir şey oluyor. Ben bununla ilgili şöyle bir örnek düşündüm diyecek. Onu açıklayacak. Farklı bakış açılarını karşılaştırma gibi. Bu tür üst düzey, bu meşhur Bloom'un taksonomisi vardır. Öğrenme amaçlarını, kazandırmak istediğimiz yeterlikleri sınıflandırıyoruz. Onun üst düzeylerini, yani işte oluşturma, değerlendirme, analiz etme, uygulama gibi alanlara da yönelik sorular sormamız çok önemli. Aksi halde hani ezber, doğru, yani kesin doğrusu olan ya da tek bir doğrusu olan türde sorular sorduğumuzda, ezber sorular sorduğumuzda kopya çekecekler, ben söyleyeyim size. Hiç ne yaparsanız yapın. Ha, bir de intihar programları var. İntihar programlarını da kullanmalısınız. Öğrenci ne yapmalı? Siz soruyu vereceksiniz. Onu isterse indirsin, yapsın. Ama sonuçta size o elektronik ortamda versin ki büyük ihtimalle sizin üniversitenizde de vardır. İntihar programları otomatik olarak bu sistemlere entegre oluyor ve öğrencinin bir yerden intihar yapıp yapmadığını size söylüyor. Zamanlı olmalı. Bu açık kitap türü de olsa zaman koymalıyız. Örneğin normalde benim bu 3 saatlik ders sınavım normal şartlarda 1,5 saatte filan bitecek bir sınav. Ama ben ona 3 saat veriyorum. Biraz uzun vermemiz lazım zamanı. Mesela Cambridge Üniversitesi'nin kuralı o. Diyor ki 1 saat fark olsun. Yüzde de 2 saatse orada 3 saat olsun. 4 saatse 5 saat olsun gibi bir önerileri oluyor onların. Ama bu hani çok standart bir şey, ben söylemek istemiyorum size. Dersin türüne, sorduğunuz sorunun özelliğine göre değişebilir. Ama en azından hiçbir şey yoksa yarım saat bir fark, daha fazla bir süre vermenizi şiddetle öneririm. Evet, sınavlar da olabilir. Şimdi mesela başka dersimde öyle. Ben pazar akşamı gece 12'yi geçince hemen açacağım. Pazartesi akşam işte gece 12'ye kadar süreleri var. Sınav yapacaklar. Aynı açık türdeki gibi hani ezber türde sorular değil, daha yoruma dayalı sorular soruyorum. Bu şey de olabilir, yani yoruma dayalı dediğim illa şey değil. Örneğin bir şeyi yapmalarını, bir küçük şeyi denemelerini, ondan sonra onunla ilgili deneyimlerini paylaşmaları olabilir. Sonuçta hepsi aynı sonucu elde edecektir. Bir problem çözümünde hepsi aynı problemi çözeceklerdir ama o problemi çözme yolunda göstermeleri size yararlı olacaktır. Evet, bunun dışında
İlla sınav yapacağım diyorsanız, mesela çoktan seçmeli türü falan bir sınav, bir kere sisteminize çok diyelim 20 soru soracaksınız, 40 soru girin. Ve her öğrenci için farklı bir soru seti gelsin. Ama burada neye dikkat edeceğiz? Soruları sisteme girerken, buna imkan veriyor sistemler, amaçlarımızı birer kriter olarak göstererek vereceğiz. Yani birinci öğrenme amacımızdan 5 tane, ikinciden 5 tane, üçüncüden 5 tane gibi. Ve öğrenciye, o her öğrenciye eşit, o amaçlar bağlamında eşit sayıda bir farklı bir set vermeli. Hatta seçenekleri bile öğrencilerde değişerek gelmeli. Olabildiğince bir tek türde soru sormaktan kaçının hocalarım. Yani çoktan seçmeli, sadece çoktan seçmeli sorular oluşmasın. Araya boşluk doldurma, eşleştirme, kısa cevaplı, kısa cevap yazması gerekiyor. Tabii onu siz kendinizin değerlendirmesi lazım. Birçok sistem henüz izin vermiyor ona. Ama diğerlerinin hepsini sistem otomatikman değerlendirip size, öğrenciye sonuçları ilan edebiliyor. Çoktan seçmeliler çok tercih ediliyor ama yeni sistemler, özellikle eğer cevap bir ya da iki kavram, bir, iki, üç kavram gibi kısaysa, alternatiflerini de siz iyi düşünebiliyorsanız, hani o cevap alternatiflerini, çoktan seçmeli yerine boşluk doldurmalı soruları tercih edilmesi gerekir. Çoktan seçmeliler çok ipucu veriyor. Bunun yerine boşluk doldurmaları tercih etmemizi şiddetle öneriyoruz. Ama burada da dikkat edeceğimiz şey, o doğru cevabı hem idealini hem de alternatiflerini düşünüp onların hepsini sisteme girmek. Böylece hani küçük bir yanlışlıktan dolayı öğrencinin puan alamaması gibi durumla karşılaşmasına engel olmamız gerekiyor. Ekrana soruların teker teker gelmesi önemli. Böylece hani bu kopyalama, hemen paylaşma gibi şeylere engel oluyor. Zaman sınırı olmalı ama biraz çok az daha fazla olmalı yüzdeye göre. Örneğin 20 soruluk bir soruya 30 dakika veriyorsanız normalde yüzde bir sınavda, buna 35 dakika verin, 40 dakika verin. Yine söylediğim gibi soruların niteliğine bağlı olarak değişir bu, size kalmış. Öğrencilerin ikinci bir kez girmesine mutlaka izin verelim. Hatta bazı eğer uzunsa üçüncü kez de olabilir. Böylece onlar olur ya, internetten kaynaklanan bir sorunları olabilir. Bunları gidermek gerekebiliyor. Sistem eğer izin veriyorsa o zamana kadar verdiği cevaplarla ikinci ve üçüncü geldiklerini karşılaştırarak size bir yorum yapmanıza da izin verebilir. Bazı sistemler bunu sağlıyor. Böyle de düşünüp kullanabilirsiniz. Kurallar ve yönlendirmeleri sınav öncesinde mutlaka verin. Bir de etik kurallardan söz edin, yasal süreçlerden söz edin. Bunu onaylasınlar. Bir ekran olabilir mesela. Hani anketlerde şey vardır ya, izin, ben bunu kabul ediyorum deriz. Onun gibi bir bölümü olmasında yarar var, öneriyoruz. Biraz uzattım biliyorum son bölümü. Performans gerektiren sınavlar olabilir. Bunu bu eş zamanlı oturumlarda, canlı derslerde yapabilirsiniz. Ya da örneğin bir deney yapmasını istersiniz öğrencinin, onun videoya çekip sizle paylaşmasını isteyebilirsiniz. Ses kaydı yapıp paylaşmasını isteyebilirsiniz. Sanal ya da uzaktan eşitimli laboratuvarlar var. Burada bazılarını sıraladım, daha başka bir sürü var. Bu Hindistanlıların mesela yaptığı da çok güzel sanal laboratuvarlar var. Görüyorsunuz uzaktan erişimli laboratuvarlar var. Uzaktan erişip yapabiliyorsunuz. Belki sizler de denemişsinizdir bunu. Sizlerin de vardır böyle laboratuvarı. Yoksa da laboratuvarlarımızı bu hale getirmek bence çok önemli. Özellikle ilerleyen dönemlerde çok yararlı olacaktır. Bunları öğrencilerin kullanmasını ve buradan deneyler yapıp size sonuçlarını paylaşmasını isteyebilirsiniz. Video kaydını burada çok işe yarayabiliyor. Özetle farklı düşünmemiz gerektiğini, açık olmamız gerektiğini ama sadelikten kesinlikle vazgeçmememiz gerektiğini söylüyorum hep. Biraz uzattım. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alayım. Emre Hocam. Cengiz Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yine çok iyi bir sunumdu gerçekten. Son derece faydalandık. Biz hemen ekranımı paylaşıyorum. Gelen soruları hemen yansıtıyorum. Sunumun başlarında gelmişti bu soru. Hibrit format ile eğitime geçilmesi durumunda sınav sistemi nasıl formüle edilecek?
Bu tabii derse bağlı hocam, değişen bir şey. Eğer hibrit bir şey yapıyorsanız öğrencinin en azından sınav zamanı gelmesini isteyebiliriz. Derse katılmasını isteyebiliriz. Ya yani yüz yüze olmasını ya da uzaktan da sınav olmasını, bu tamam bize kalmış bir şey. Böyle bir şeyi tercih edebiliriz. Hiçbir şeyi yok, sıkıntısı yok bunun. Bu tamamen kendi tercihimize bağlı bir süreç. Teşekkür ediyoruz. Hemen. Umarım cevaplayabildim. Şöyle. Bir sonraki hocam soruya geçmeye çalışıyorum. Ben şöyle aşağıdan da bakayım mı? Şöyle hocam. Özellikle mühendislik derslerinin sınavlarını online olarak nasıl yapabileceğimizle ilgili bir deneyiminiz oldu mu acaba? İşte eğer laboratuvarda bir deney yapmalarını istiyorsak, eğer uzaktan erişimli laboratuvarlara kullanma şansımız varsa, hocalarımızın bunları incelemesini şiddetle öneriyorum. Ya da sanal laboratuvarları, tabii ki sanal gerçeğin yerini tutmayacaktır ama en azından öğrenciye bir deney yapma şansı verecektir. Bunu kayıt edip öğrencinin paylaşmasını isteyebiliriz. Sonra bu virüs belasından kurtulduktan sonra gerekirse kendi dersimizde bunun gerçeğini laboratuvarımıza çağırarak yaptırabiliriz. Bu neyi sağlayacaktır? Öğrenci en azından sanal ortamda bir deneme yaptığı için şeye geldiği zaman laboratuvara daha az zamanda daha az zaman harcamamıza yardımcı olabilir. Bunun dışında ama hani spesifik olarak ne tür sorular, yüzde neler yapıyoruz, örneğin problem çözme ise zaten yaptırabiliriz bunu. Bunun için de şunu öneriyorum. Mesela sınav zamanı sınavınızı öğrenme yönetim sisteminizden açın. Öğrenciler orada uğraşırken siz de aynı zamanda bu canlı dersinizi de yan tarafta açın. Olur da öğrencilerin bir sorusu olursa hemen oradan cevap verebilirsiniz. Rahatlıkla görebilirsiniz. Ona yardımcı olabilirsiniz. Böyle bir önerimiz de var. Kayıtlı dersler bir eser olarak kabul edilebilir mi? Eğer edilebilirse kullandığımız kaynaklarla ilgili telif hakları sınırları nelerdir? Nedir? Aynı şekilde bizim derslerimizle ilgili telif hakları sınırları nelerdir gibi hukuk ekseninde bir soru gelmiş hocam. Evet, ya yani bu cevaplaması da işin doğrusu benim açımdan her zaman zorlandığım bir soru. Benim bildiğim kadarıyla eğer dersimizde hani böyle şeyi telif hakkı çok net bir şekilde hani hiçbir şekilde kullanılamaz, hiçbir yerde izin alınmadan, ücreti ödenmeden kullanılmaz şeklinde bir malzememizi varsa onları kullanmamayı öneriyorum ya da kayıt altına almamamızı. Kayıt altına alınmamasını ben söylemedim onu parantez içinde. Ama diğer türlü hani telifi var ama hani çok net işte kesinlikle kullanılmaz gibi bir şeyler yoksa eğitim amaçlı, tamamen eğitim amaçlı ve şeyi de vererek, krediyi de vererek bakın bu şunların yaptığı bir üründür bu ya da bunların yaptığı bir şeydir diye söyleyerek kullanmamızda bir sakınca görmüyorum. Bu konuda da bir sorun şu ana kadar yaşanmadı. Yani kendi şeyimiz ise artık eğer telif haklarını olan bir malzemeyi kullanarak yapıyorsak ürettiğimiz bizim kendi ürünümüzü çok bizim hani böyle telif hakkı olan bir şey dememiz biraz çok etik kalmaz diye düşünüyorum. Ama onun dışında tamamen kendi ürünlerimize ya da açık kaynak kodlu kullandığımız ya da açık şekilde lisanslanmış kaynakları kullanarak yaptığımız şeyleri evet bizim kendi şeyimizdir, malzememizdir. Onu da telif hakkı bize aittir. Ya da en azından fikri mülkiyet hakkı. Orada da şunu öneriyorum. Bu Creative Commons diye biliyorsunuz lisanslama şeyi var. Ben hepimizin, bütün üniversite elemanlarının sosyal sorumluluk görevi olduğunu düşünüyorum. Bu bizim asli görevimiz. Deneyimlerimizi paylaşmak. Deneyimlerimizi bütün herkesle paylaşmak, her şeyi açık hale getirmek. Biz ne kadar açık olursak daha iyi olacaktır. O yüzden olabildiğince bunları bu Creative Commons'ın açık lisanslarıyla lisanslandıralım. Sonra bir yerlere koyalım, herkes erişebilsin buna. Bir sakıncası yok ki, neyi kaybederiz? Hatta bizim için çok daha iyi olur.
Teşekkürler hocam. Bir sonraki soru. Teknik resim, proje çizimi ve gemi resmi çizimi gibi dersleri YÖK kararı gereği mecburen online yapılacak. Bu tip derslerle ilgili tecrübe ve öneriniz olur mu? Diye bir soru gelmiş. Bu benim bu dönemde en çok beni şaşırtan konu oldu. Özellikle mimarlıktan hocalarımız var galiba ağırlık. Kendilerini takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Muhteşem uyum sağladılar. Bu tür sınavları canlı yapıyorlar çoğu. Birebir hatta öğrencilerle şey yapıyorlar, randevu usulü. Hem sınavları hem eğitimleri yoğun bir şekilde canlı eş zamanlı oturumlarla yapıyorlar. Orada tabii hani kalemi tutmak, çizme, bir tür çıraklık şeyi de etkin olduğu için birlikte yapıyorlar çizimleri. Bazıları bu Zoom'un whiteboard özelliğini kullanarak yapıyorlar. Çok takdir ediyorum. Rahatlıkla sınavlar da bu şekilde yani gerekirse birer birer ya da ikişer ikişer, üçer üçer öğrencileri alarak küçük gruplar halinde yapabileceğimiz türde sınavlar. Ya da öğrencilerimize mutlaka bir kamerayla çizimleri yaparken görmemizi sağlayacak böyle bir sistem kurabiliriz. Bu şekilde yapılabilir. Ama burada önemli olan tabii kayıt da isteyebiliriz. Video kaydı da isteyebiliriz. Öğrencine deriz ki kuralları koruz. Masanı çek önce, etrafı çek. Sonra otur, kendi çizimini yap. Çizimi yaparken arada bir başka etrafının da çekimini yap. Videoyu o şekilde getir, sonra bana bunu paylaş, şu ortama gönder diyebilir. O şekilde video kayıtlarını da kullanabiliriz. Bu tür çizim gerektiren derslerde. Bunlar çok yapılıyor. Bir de söz olarak mutlaka açıklamalarını da isteriz. Şimdi ben bunu yapacağım. Sadece yapması değil, yaptığını açıklamasını da isteriz. Böylece öğrencinin gerçekten hani yaptığı işi bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor, onu da görmesi belki anlamamıza yardımcı olur. Teşekkürler hocam. Online eğitimde derse katılım çok düştü. Derse gelmeyen öğrenciye ses görüntü kaydıyla ulaşmak etkin olur mu? Gibi bir soru gelmiş. İşte hocam ben o yüzden hep şeyi söylüyorum. Eş zamanlı oturumlara dayalı bir yapıyı kesinlikle önermiyoruz. Evet dersi mutlaka en başında olsun, sonunda olsun, ortalarda eş zamanlı oturumlar olsun. Ama eş zamansız etkinlikler önemli. Uzaktan eğitimin aslında en önemli üstünlüğü bu. Yani insanların o eş zamansız etkileşim sürelerini azalt. Etkinliklerimizi bu öğrencinin eş zamansız olarak yapmasını sağlayabilirsek, o tür etkinlikler öğrenciye sunabilirsek, arada bir de eş zamanlı ortamlarda bir araya gelip onlar için daha uygun olan zamanlarda onlarla iletişim kurursak, onlara geri bildirim sağlarsak o zaman çok daha etkili oluyor. Yani dediğim gibi sadece eş zamanlı etkinliklere o ya da canlı derslere dayalı bir sistemi hiçbir etkisi demek istemiyorum. Sonuçta çok iyi uygulanmalar da var ama genel olarak çok etkili olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ödevler hiçbir kurala uymuyor. Eğer kes yapıştır ise ödevi tekrar yaptırmak doğru mu? Tabii hocam yani kesinlikle net işte yönlendirmelerimizi vermemiz lazım. Kuralımız bu. Yapmanız gereken sonuçta en sondaki ürün, şuna benzer bir ürün örnek vermemiz gerekiyor ya işte. Örnek buna benzer bir şey olmalı. Bunun dışında kurallarımız bu, değerlendirme ölçütlerimiz bunlar. Bunlar doğrultusunda değerlendireceğiz. Ona göre önce kendiniz değerlendirin, sonra gelin. Kes yapıştırdıysa zaten şey hocam, yani bu intihar programları falan özellikle eğer metinse onları saptayabiliyor. O zaman da öğrenciye net kurallarımızı söyleyelim. Örneğin biz de mesela diyoruz ki %30 benzerlik varsa o zaman biz bunu kabul etmeyiz diyoruz. Ve sana 0 puan veririm diyorum. Kopya çektim diyorum. Ama şuna da bakıyorum bir de. %30'un dağılımına da bakıyorum. Mesela bakıyorsunuz %30'un %20 bir kaynaktan %15'i. Ha, o zaman evet bu kopya. Ama bakıyorsunuz %30 ama en fazla %2 bir yerden bir şey var. Ha, o zaman o makul bir şey. Ona şey yapmıyoruz. Öyle bir ceza uygulamıyoruz. Bu kuralların net söylenmesi lazım. Mümkünse bu rubrik denilen değerlendirme araçları var. Ödev verirken bunu nasıl değerlendireceğinize yönelik bir denetim listesi, bir checklist ya da bir rubrik olabilir. Bunları kullanmamız, bunları da öğrenciye vermemiz. Yani öğrenci bilecek
en sonda nasıl değerlendireceğini. O zaman daha iyi ürünler elde edebiliyoruz, daha iyi ödevler alabiliyoruz. Teşekkürler hocam. İnternet erişim ve yaşadığı ortamı ders dinlemeye uygun olmayan öğrenciler için neler yapılabilir? Evet. İşte bunun için de hocam yine aynı şeyden söz edeceğim ben. Eş zamansız olarak da öğrencilerin bazı etkinlikler yapmasına, hatta hiç interneti sınırlıysa onlar için de bir şeyleri indirip hiç internete bağlanmadan yapıp sonra kısa süreliğine internete bağlanıp yükleme yapabileceği türde etkinlikleri de düşünmemiz gerekiyor. O yüzden en baştan öğrencilerin bu internet olanaklarını bir araştırmakta yarar var. Mümkün olanların hepsinin işte belli bir düzeyde internet erişimini sağlamaları yönünde önerilerde bulunmamız gerekiyor. Ondan sonra da eğer gerçekten buna rağmen hala erişemeyecek olan varsa onlara yönelik de onları geride bırakmamak için de bizlerin işte bu eş zamansız hatta offline şekilde yapabilecekleri etkinlikler öğrencilere sunmamız gerekiyor ve malzemeler. Hocam sanıyorum ya bir ya iki soru kaldı. Burada şunu kapatıyorum. Şöyle yapayım isterseniz. Sohbet ekranında bir iki soru vardı. Ay şu hocam şey galiba bir söyleyeyim isterseniz lütfen, hocam. Anadolu Üniversitesi'nin kullandığı Mergem olarak yazmış hocamız ama ismini yanlış yazmış olabilirim diye de eklemiş. Bu programda nasıl sınav yaptıklarından bahsedilebilir mi diye sormuş. Mergem diye bir şey. Muhtemelen var. Aynı şeyden bahsediliyor. Ya o şöyle YÖK Anadolu Üniversitesi deneyimlerini paylaşmak istedi. Bazı üniversitelerimizin öğrenme yönetim sistemleri ya da bir teknik daha doğrusu teknik altyapıları yoktu. Yapılmış, Mergen şey demekmiş, eski Türkçe'de hani bilgiyi paylaşan gibi bir anlamı var bildiğim kadarıyla. Biz kendi kullandığımız, buradan arkadaşlar şeyden de destek aldılar, BTK'dan, oradan server desteği aldılar. Onlarla birlikte yapıldı. Bir öğrenme teknik altyapı sağlandı ve öğrencilerin daha doğrusu bizim kadarıyla 10 üniversite bu sistemi kullanarak öğrencilerine erişiyorlar. Anadolu Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız gittiler, o sistemi oradaki serverlara koydular, eğitimler verdiler. Diğer üniversitelerde bunları kullanabiliyor ücretsiz tamamen. Yani onlara teknik altyapı hizmeti vermiş olduk. Orada sınavı tamamen herkes kendi bütün üniversiteler, bütün hatta sizler de eminim öyle kendi dilediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz sınavlarınızı. Başka soru. Bir tane daha soru var Bilge Hoca'dan. Sosyal medyada da bolca görmeye başladığımız öğrencinin odasının görüntüsünü alması, sürekli kamera görüntüsü altında olarak sınav, ödev ve benzeri gibi şeyleri yapması gibi durumların etik ve KVKK ile ilgisi için yorumunuz nedir? Öğrenciye en baştan hiç güvenmediğimizi belirterek nasıl bir mesaj veriyoruz? Hocam bu zor bir soru yani. Şimdi şöyle hocam. Yani bir kere öğrencimize güvenmemiz lazım. Yani bunu ne yaparsak yapalım. Yani hani dedim ya, öğrenci kopya çekecek. İmkanı varsa yapıyor bunu. Bizim yapmamız gereken onun gerçekten öğrenmesi için ve öğrenip öğrenmediğini bizim daha net öğrenebilmemiz için biraz daha farklı düşünmemiz, hani değerlendirmede kullandığımız araçlara farklı bakmamız ve mümkünse biraz önce söyledim yani eve ödev verelim yani bunu yapalım. Niye bunu yapmıyoruz? Eğer dersimizin içeriği uygunsa bu tür şeyler yapalım. Bu video kullanımı falan evet sosyal medyada hangi üniversitede bir üniversite çıktı. Bazıları yapıyorlar. Bu da işin doğası. Eğer öğrenciysen, kuralı varsa sen ona göre odanı belirle. Tabii bunu öğrenciye önceden söylemek lazım. Hani pat diye hadi bakalım kameralarını aç demek değil. Öğrenciye önceden hani kuralları söyleyeceğiz, diyeceğiz ki bakın bu sınav sırasında ister istemez biz güvenlik için sizlerden kameranızı açmanızı isteyebiliriz. O yüzden uygun bir ortamda olun. Hani
üstünüzde uygun kıyafetler olsun gibi bir şeyler söylemek gerekiyor. Yoksa tabii ki hadi bakalım açın dediğiniz zaman olmuyor. İşte bu praktik mesela şeyler var, bazı kurumlar var. Bu tür gözetimli denet sınavlar yapıyorlar ücret karşılığı da. Proctor U var mesela, çok büyük bir kurum bu. Dünyada her sene birçok üniversitenin sınavlarını bunlar bu şekilde yapıyorlar. Onlar kameralarını açtırıyorlar, aşağılara baktırıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar. 360 derece kamera dağıtıyorlar öğrencilere, yani etrafını olduğu gibi gösteren gibi bir sürü yolu var. Bir başka şey var mesela, ekranı kilitliyor. Ekranda sadece sınavın olduğu pencere açık kalıyor. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Mesela bugün sabah bir şey almıştım. Öğrencilerin bazı üniversitelerde %80'i şeymiş, telefonlarından bağlanıyormuş. O tür ekran kilitleyen şeyler de telefonlarda çalışmıyor ya da telefonu da böyle anlamsız şeyler yapmasına neden oluyor. Yani ben o yüzden böyle çok fazla hani şey olacağız, jandarma olacağız, boğazlarını sıkacağız öğrencinin gibi düşünmeden biz kendi yaptığımızın üzerine odaklanmalıyız. Yani ben öğrencimi nasıl değerlendirebilirim? İşte bunu çeşitlendirmek. Mesela bir üniversitede biz yıllar önce yaptık, bir core dersler vardı orada. Bütün üniversitenin, bütün bir vakıf üniversitesinin bütün şeyleri, programlarındaki öğrenciler almak zorunda oldukları 10 tane ders vardı. Bunlardan en az 3 tanesini almak zorundaydı öğrenciler. Genel kültüre yönelik derslerdi bunlar. İşte sanat tarihinden etkili sunuş yöntemlerine kadar falan. Biz onun sistemi şöyle yaptık. Sınav da vardı değerlendirmesinde o derslerin. Ama sınavın oranı %25 gibi bir şeydi. Öğrenciler tabii ilk başta anlamadılar. Biz bunları açıklamamıza rağmen. Ne oldu? Hepsi diğer etkinlikleri yapmadılar. Mesela biz katılıma, ödevlere, eş zamanlı oturuma katılım, videolar vardı. Onları indirip izlemeleri gerekiyordu. İndirip indirmemesi, izleyip izlememesi gibi şeyleri takip ediyorduk. Hepsine %5, %10 böyle bir şey yapmıştık. 5 ayrı dilimden puan alıyorlardı. Öğrenciler hiçbir şey yapmayıp sadece %25 sınavdan hepsi 100 aldılar, kopya çektiler. Ama ne oldu? Hepsi kaldı. Bunun üzerine de itiraz ettiler. Bunu da işte hani şey yapmamak gerekiyor ama dağıtmamız lazım. O zaman çok daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bilmiyorum cevap olabildi mi? Biliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Başka zannediyorum soru yok. Sanırım yok. Soruda İTÜMEM adına biz sorabilir miyiz? Özellikle özel ihtiyaç sahibi bireyler açısından düşündüğümüzde bu online eğitimde işte görme açısından ya da işitme açısından sıkıntılı öğrenciler açısından hani alınabilecek önlemler, bu konuda yapılabilecekler konusunda bir öneriniz olur mu, yorumunuz olur mu? Ya bu konuda özellikle İstanbul'da şanslısınız. Bazı şeyler var. Bu konuda çalışan STK'lar var. Belediyelerin bazı hizmetleri var. Kitapların seslendirilmesi konusunda filan. Bir kere onlarla en baştan bir arada çalışmak, onlarla ortaklık kurmak çok yararlı oluyor. Çünkü her şeyi biz kendimiz yapmaya çalıştığımız zaman maalesef yapamayabiliyoruz. Ama bunun yanı sıra işte Ali Ekrem Hocam, Alanya Hep Üniversitesi'nin rektörü oldu dediğim hocam, onun uzun zamandır çalışmaları var. Bir aslında keşke YÖK böyle bir merkez kursa ve bu tür öğrencisi olan öğretim elemanlarına şey yapsa, malzemelerini işte onların erişebileceği hale döndüren bir yapı kurabilse. Bu olmuyor ama bu güzel bir proje olabilir aranızdan ilgilenenler olursa. Bu tür bazı dediğim gibi STK'lar buna yardımcı oluyor. Belediye de, İstanbul Belediyesi'nin de bu konuda büyük çalışmaları vardı. Kitapların seslendirilmesi gibi örneğin. Yine Braille'le olması ya da kabartma, özellikle matematik, istatistik gibi derslerde. Nitekim bir tane biz yapmıştık, hatta burada bir proje yaptık bizim açık öğretim öğrencileri için. Matematik dersinde hem Braille vardı hem de bir de o grafikleri falan kabartma olarak veriyorduk. Böyle çalışmalar yapmıştık. Ama zor bir konu, doğrusunu söylemek gerekirse. Size somut hani hemen önerim, hocalarımızın bir farklı şekillerde de içerik üretmelerini, bir içeriği sesli, görsel ve metinsel olarak aynı içeriği üç farklı formatta üretmeleri konusunda yardımcı olmak. Bir başka şey de sizin şeyle STK'larla bu konuda hani çaba harcamış çalışan arkadaşlarla işbirlikleri, stratejik işbirlikleri kurmanızı şiddetle öneriyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yorduk sizi ama gerçekten çok faydalandık. Çok teşekkür ediyoruz. Sorular vardı yine sohbet ekranında. Etkinlik kaydedildi. İTÜMEM'in YouTube hesabını paylaştık sohbet ekranından. Bir iki gün içerisinde onu paylaşmış olacağız. Bir de bir ricamız var. Biz bütün etkinliklerimizden sonra bir geri bildirim anketi yolluyoruz tüm katılımcılara. 15-20 dakika içerisinde sizlere de göndermiş olacağız. Yani orada önerilerde de bulunabilirsiniz. Yani özellikle şu konularda çeşitli öğrenme etkinliklerine ihtiyacımız var diyen akademisyenler olduğunda biz hemen onun üzerinde çalışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla o önerilerinizi de bekliyoruz. Ben son sözü Yılmaz Hocam'a vermek istedim ama baktım galiba şu an katılımcılar arasında olmayabilir, bağlantısı kopmuş olabilir. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler Cengiz Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim fırsat için. Umarım yardımcı olmuşumdur. İletişim numaralarını paylaşmıştım. Bu sunuyu da paylaşabilirim. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Soran hocalarımız olmuş hocam. İletişim kurarız sizinle. Tabii hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.